Herkese merhabalar, günaydın. Mutlu, umutlu, güzel bir pazar günü geçirmenizi dileyerek programa başlıyoruz. Deniz Uğur'la 24 hafta sonu yeni başlayan bir program. Bu yüzden dünkü heyecanımız arkadaşlarımla birlikte devam ediyor. Çok keyifli, çok güzel yorumlar aldık. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Bugün de bizlerle birlikte olmanızı ümit ediyoruz. Çünkü çok güzel konuklarımız olacak ve ilginç konuları işleyeceğiz beraber. Çok sevilen bir oyuncu da olacak ayrıca bizimle birlikte. Şimdi sizinle gündemdeki gazetelerin başlıklarına göz atacağız. Ama önce biliyorsunuz seçimlere 2 ay kaldı. Yani herkesin merak ettiği AK Parti'nin İzmir adayları, ilçe belediye başkan adayları da açıklandı. Bununla ilgili haberimizi önce izleyelim, ondan sonra birlikte gazetelerin manşetlerine bakalım. Uluslararası Adalet Divanı'nın dün aldığı karar dünya beşten büyüktür haykırışımızın adeta bir aksi sedasıdır. İsrail'i bir kez daha uluslararası toplumun ve kurumların sesine kulak vererek saldırılarını ve katliamlarını bir an önce durdurmaya çağırıyoruz. İsrail'i Lahey Adalet Divanı kararına uymaya çağıran Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye yüzyılını inşa etme çabalarını ve bunun önündeki engelleri İzmir'de anlattı. Türkiye'nin sadece kendi topraklarından ve kendi vatandaşlarından ibaret bir güç olmadığını hala anlamayanlar var. Şayet biz kendi topraklarımızda ve kendi vatandaşlarımızla sınırlı kalsaydık, bizi bu coğrafyadan 40 defa kazıyıp atmışlardı. Erdoğan, Türkiye'nin gücünün arttığını, akıl ve vicdan sahibi herkesin gördüğünü söyledi. Genişleyen siyasi etki alanımız, hacim ve miktar olarak büyüyen ekonomik ilişkilerimiz, derinleşen sosyal münasebetlerimiz, canlanan tarihi ve kültürel mirasımız, yani güçlenen Türkiye gerçeği sebebiyle dünyada olup biten hemen hiçbir meseleye gözümüzü kapatma, arkamızı dönme lüksüne sahip değiliz. İzmir'de sözü yerel seçim mücadelesine getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan salondaki coşkuya ortak oldu. Sandıkları patlatalım mesajı verdi. Türkiye yüzyılı şehirleri için hazır mıyız? Türkiye yüzyılı şehirleri için kararlı mıyız? Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir'in ihmal edilmişliğine dikkat çekti. CHP'nin şov belediyeciliği dönemini kapatıyoruz görüşünü paylaştı. Türkiye'de artık sadece şovla, sadece ajans parlatmasıyla, sadece yalanla, sadece algıyla belediye başkanlığı yaparak şehirlerimizin yıllarını heba etme devri sona ermiştir. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye yüzyılı vizyonundan İzmir'in de mahrum kalmaması gerektiğini söyledi. Şu İzmir körfezinin hali nedir ya? Kokudan geçebiliyor muyuz? Geçemiyoruz. Bir zamanlar belediye başkanı olmadan önce İstanbul'da Haliç işte böyleydi. Haliç'i bu pisliklerden hamdolsun biz kurtardık. Şu andaki zat göreve geldi. Göreve geldikten sonra tekrar Haliç eski haline dönmeye başladı. İzmir'in ilçelerinin, mahallelerinin, sokaklarının hali ortada. Erdoğan geleceğin Türkiye'sini birlikte yürüyelim mesajları verdi. CHP'nin İzmir'i çantada keklik gören anlayışını eleştirdi. Erdoğan biz hizmetkar olmaya talibiz mesajı verdi. İzmir halkını tıpış tıpış sandığa gidip kendilerine oy verecek yürü olarak görenler bu şehrin insanlarının gönlünü kazanmak için niye uğraşsın ki? Türkiye'nin uluslararası alanda ve bölgesinde verdiği mücadeleye dikkat çeken Erdoğan, emperyalist güçlerin maşalarına karşı milletin uyanık olmasını istedi. Mücadelemiz düşmanı topraklarımızdan söküp atmakla, İzmir'den denize dökmekle bitmedi. Bu kirli oyunu kuranların gayesi, Türkiye'nin büyümesine, güçlenmesine, kalkınmasına, zenginleşmesine mani olarak yeniden
bölgesel ve küresel bir aktör haline gelmesini engellemekti. Emperyalist güçler bu sinsi oyuna içeriden destek verecek figüranları, taraftarları, maşaları daima buldular. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra İzmir'in ilçe belediye başkan adaylarını tek tek tanıttı. Konak belediye başkan adayımız Ceyda Bölünmez Çankırı. Evet, çaylarımız, kahvelerimiz hazırsa gazetelerimize bakmaya başlayabiliriz. İlk önce akşam gazetesiyle başlayacağım. Jet onay, en büyük manşet bu. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı İsveç'in NATO üyeliğinin onaylanmasının ardından Türkiye'ye F-16 satışına vize verdi. Toplam değeri 23 milyar dolar. Bakanlık Türkiye'ye 40 F-16 savaş uçağı ve 79 adet modernizasyon kitinin satışı konusunda ABD Kongresi'ne resmi bildirimde bulundu. Kongre'den 15 gün içinde herhangi bir itiraz gelmezse 23 milyar dolarlık satış resmileşecek. İki başkan da vize verdi. Bu da bir diğer başlık. Silah satışlarında denetim görevi olan Senato Dış İşler Komitesi'nin başkanı Ben Cardin ve Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Michael McCaul da Türkiye'ye satışa onay vereceklerini açıkladı. Milli mücadele bitmedi. Bir diğer önemli manşet burada. Başkan Erdoğan, milli mücadeleyi zafere ulaştırıp başlattığımız demokrasi ve kalkınma hamlelerinin önü hep kesildi, dedi. Milli mücadelemiz düşmanı topraklarımızdan söküp atmakla, İzmir'den denize dökmekle bitmedi. Tek parti faşizminin ferasetsizliği maliyeti daha da ağırlaştırdı. Bu ülkenin en güzel yılları heba edildi. Türkiye'de artık sadece şovla, sadece ajans parlatmasıyla, algıyla belediye başkanlığı yaparak şehirlerimizin yıllarını heba etme devri sona ermiştir. Ne İzmir ne de İzmirlilik kimsenin tek elindedir, demiş Cumhurbaşkanımız Erdoğan. Şimdi Sabah gazetesine bakıyorum. 31 Mart'ta şov ve algı dönemi bitecek, en büyük manşet. Başkan Erdoğan AK Parti'nin İzmir ilçe adaylarının tanıtımında konuştu. Milletimiz eser ve hizmetle yönetecek belediye başkanlarını tercih edecek, dedi. Yılları heba ettiler. Sadece şovla, ajans parlatmasıyla, yalanla, algıyla belediye başkanlığı yaparak şehirlerimizin yıllarını heba etme devri sona ermiştir. Burada da aynı haberi görüyoruz. Burada enteresan bir haber daha görüyorum ben. Bunu da sizinle paylaşmak istiyorum. Yapay zeka mağdurları 100 binleri buldu. Biliyorsunuz dün Erkan Can konuğumuzdu. O da öyle bir dolandırıcılıktan bahsetmişti. Bu birçok insan bu konudan mağdur aslında. Dolandırıcılıkta yeni yöntem yapay zeka oldu. Siyasetçiden sanatçıya, ünlü isimlerin ses ve görüntülerini birebir kopyalayan dolandırıcılar sözde yatırım tavsiyeleriyle yüz binlerce vatandaşı ağlarına düşürdü. Bakın herkesin, hepimizin bu konuda gerçekten dikkatli olmamız gerekiyor. Bu yapay zeka meselesi çok sakat zaten. F-16'larda mutlu son, bu Hürriyet gazetesinin manşeti. Türk jetleri son model gibi olacak. Emekli Kor General Erdoğan Karakuş ile emekli Tümgeneral Güray Alpar, F-16 ve kitlerin satış işleminin tamamlanmasıyla Türkiye'nin neler kazanacağını anlattı. Menzil ve manevra artacak. Şu anda blok 50 olan jetler blok 70'e dönüşecekler. F-16'lardan ateşlenecek füzelerin menzili uzayacak. Uçakların manevra kabiliyeti artacak. F-16'ların en son modelini almış gibi olacağız. Aksi halde Azerbaycan'ı, Libya'yı, Akdeniz'deki haklarımızı, Suriye'de ve Irak'taki çıkarlarımızı koruyamayız. İtirazdan vazgeçtiler ve Hakan Fidan farkı, diğer başlıklar. Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Michael McCaul da satışa onay vereceğini bildirdi. Kongrenin her iki kanadından gelen bu açıklamalarla F-16'ların satışına yönelik veto tehdidi ortadan kalktı. ABD medyasına göre Erdoğan'a yakın bir isim olan Hakan Fidan'ın Dışişleri Bakanı atanması F-16 sürecini hızlandırdı. Fidan neredeyse her hafta ABD ile bu konuyu konuştu. Evet, sonunda pozitif bir haber
geldi Amerika'dan. Genellikle Amerika'dan pozitif bir haber gelmez ama. Milliyete bakıyoruz şimdi de. Ünlü insan kalpazanlığı. Bakın bu çok gerçekten önemli. Az önce de bir girizgah yapmıştık bu konuya. Her duyduğunuza, gördüğünüze inanmayın diyor. Bu yapay zeka çok çok riskli bir şey. Riskli bir alan arkadaşlar. Kendi adıma da korkuyorum. Çok dikkat etmemiz gerekiyor. Sesleri kopyalıyorlar. Artık yani görüntüleri kopyalıyorlar ve çok inandırıcı olabiliyorlar. Dolandırıcılık amacıyla ünlüler ve politikacıların yapay zeka ile klonlanması vakalarında patlama yaşanıyor. Uzmanlara göre herkes tehdit altında demiş Milliyet gazetesi. Amerika Birleşik Devletleri'nde Taylor Swift şoku diye bir başlık görüyorum. Oyuncu Daphne Samyeli'nin kopyalanan sesiyle paranızı artıracağız ve katlayacağız denilerek vatandaşlar dolandırılmaya çalışıldı. ABD'de Başkan Biden'ın yapay zeka ile yaratılan sesiyle seçmene ses kaydı gönderilerek demokratlardan oy kullanmamaları istendi. Son olarak müzisyen Taylor Swift'in pornografik görüntülerinin yaratılması ABD'yi şoke etti diyor. Düşünün olayın vahimliğini. Kaosa neden olabilir bir diğer başlık. Etik hacker Tamer Şahin, borsa manipülasyonları ve siyasi operasyonları ses kopyalama teknikleriyle gerçekleştirmek çok kolay. Ne duyduğumuza ve ne gördüğümüze inanmamız zorlaşıyor diyor. Profesör Doktor Ali Murat Kırık, yapay zeka ile yaratılan sahte içeriklerin toplumda bölünme ve kaosa neden olabileceği, farklı gruplar arasında gerginlikleri arttırabileceği görüşünde. Gerçekten çok tehlikeli bir durum. Bir pozitif haberimiz daha var. 35 bin sağlık personeli alınacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir Şehir Hastanesi ve bağlantı yolları açılışında yaptığı konuşmada gelecek ay 15 bine hemşire olmak üzere 35 bin sağlık personeli daha alınacağını ilan etti. Hastanenin bağlantı yollarını işaret eden Erdoğan, Büyükşehir Belediyesi yollarını yaptı mı? Hayır, sağ olsun Ulaştırma Bakanlığımız devreye girdi dedi. Erdoğan, AK Parti'nin İzmir ilçe adayları tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada da Türkiye'nin Filistinlilere Gazze'de yapılan zulme gözünü kapatamayacağını söyledi. Uluslararası Adalet Divanı'nın İsrail ile ilgili kararı dünya beşten büyüktür haykırışımızın adeta bir aksi sedasıdır dedi. Evet, bu özellikle benim için kişisel olarak Gazze ile çok çok yakından ilgilendiğim için İyi bir haberdi. Dün ilk okuduğum haberdi. İnşallah sonucu da bir an önce gelir ve doğru bir karar çıkar. Şimdi Türkiye gazetesine bakıyoruz. Yasa dışı kumar Türk düşmanlarını fonluyor. Bakın, bahis parası örgütlere, en büyük manşet bu. Türkiye'de her sene 100 milyarlık kanun dışı kumar oynanıyor. Bu servetin büyük kısmı Ermenistan'a ve terör örgütlerine gidiyor. Hedef gençler ve kadınlar. Emniyet ve MASAK'ın sıkı tedbirlerine rağmen illegal kumar borsası her geçen gün büyüyor. Baronlar özellikle gençleri ve ev kadınlarını kolay para vaatleriyle bağımlı yapıyor. Sayısız ocak kumar yüzünden sönüyor. BTK'ya sadece geçen sene 168 bin internet sitesi şikayet edildi. 159 binine erişim engeli getirildi demiş. Terör örgütleri yönetiyor bir diğer başlık. Ancak erişim engeli de kaçak siteleri durdurmak için yeterli olmuyor. Küçük bir link değişikliğiyle insanları soymaya devam ediyorlar. 99 ülkeden yayın yapan bahis siteleri terör örgütleri için ciddi bir gelir kaynağı oldu. Ve Maliye Bakanı Şimşek, erişimi engellenen sitelerden 41 bini Ermenistan kaynaklı demiş. Fenomenler para basıyor başlığını görüyorum. Bakın bu da çok ilginç, fotoğrafı da görüyorsunuz. Dünya genelinde fenomenlerin reklam bütçesindeki payı 28 milyar doları aştı. Muazzam bir rakam. Bu rakam 4 yıl içerisinde 48 milyar doları bulacak. Milyonlarca takipçisi olan fenomenler arasında tek paylaşım yaparak 750 bin dolar kazanan bile var. Evet. Şahsen bu paralar, bu telaffuz ettiğimiz rakamlar helal midir bilemiyorum ben. Yeni Şafak gazetesine bakıyoruz şimdi de. İsrail artık soykırım sanığı, evet şükürler olsun,
BM gereğini yapsın, Birleşmiş Milletler'in gereğini yapmasını umuyoruz hepimiz. Lahey'deki Uluslararası Adalet Divanı'nın Gazze'deki kanıtları yeterli bularak İsrail soykırım suçundan yargılama kararı vermesi hukukçuları memnun etti. Adalet Divanı 26 Ocak'taki tarihi duruşmada İsrail'in cezalandırılacağı sinyalini de verdi. Dünya şimdi BM'den olası kararı uygulatmasını bekliyor. Bir diğer başlıkta o gün 174 kişiyi katletti. Fotoğrafı görüyorsunuz değil mi? Bazen gerçekten ağlamamak için kendimi zor tutuyorum. İsrail, Uluslararası Adalet Divanı'nın soykırım davasını kabul ettiği günde Gazze'yi bombaladı. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı önceki gün 174 kişinin katledildiğini duyurdu. Öldürülen Filistinli sayısı ise 26.257'ye yükseldi. İnanılacak gibi değil. Şöyle bir pozitif haberimiz daha var. 20 bin tır refahta bekliyor. Ben özellikle sizin için pozitif haberleri öne çıkarmaya çalışıyorum. Çünkü bunlara katlamak gerçekten zor geliyor bazen. Gazze'de 2 milyon Filistinli açlıkla mücadele ederken refah sınır kapısında yardım taşıyan 20 bin tır bekliyor. Mısır sorumlusu Faruk Öztürk'ün verdiği bilgiye göre az sayıda tır girişine izin veriliyor. İşleyiş de yavaş. Tırlar önce Kerem Ebu Salim kapısına gidiyor. İsrail kontrolünden geçip Mısır'daki refah kapısına geliyor. Su, bazı cihazlar ve ilaçların girişi ise hala yasak. Bakın ben bu haberi okumaya başlarken daha farklı ümit etmiştim. Öztürk su yüklü tırların 2 aydır bekletildiğini söyledi. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana devam eden bombardımanlarında 414 cami ağır hasar aldı. Camilerin 161'i tamamen yok oldu. 253'ü ise kısmen yıkıldı. 161 cami artık yok demiş. Bu refah sınır kapısı meselesi benim günlerdir gerçekten uykularımı kaçırıyor. Düşünebiliyor musunuz? İnsanlar açlıkla, susuzlukla, soğukla, yağmurla, çamurla yani ve o kadar büyük travma yaşamış insanlar bunlarla boğuşmaya devam ediyor. Artık insani yardımlar gitsin, artık açın şu kapıyı diye gerçekten çığlık atmak istiyorum bazen. Şimdi gündemdeki diğer haberlerimize bir göz atacağız. Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum seçim çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. İstanbul'un ilçelerinde seçim çalışmalarını sürdüren kurum kendisini eleştiren mevcut İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetimine gereken cevabı sandıkta vereceğiz diyerek tam belediyecilik kavramına vurgu yaptı. İzliyoruz. Ayak basmadık ilçe, ziyaret etmedik esnaf bırakmıyor. Vatandaşların sorunlarını tek tek dinliyor. Cumhur İttifakı İstanbul adayı Murat Kurum, hayata geçireceği projeleri bıkmadan anlatıyor. Açıkladığı projelerle kopyala yapıştır diyenlere de gereken cevabı veriyor. İstanbul'un önümüzdeki 100 yılını anlattığımız toplantıda İstanbulluların gerçek dertlerine, gerçek sorunlarına, halkımızın gerçek taleplerine odaklanmaya çalıştık. Şimdi biz bu projeleri açıkladık. Bu projeleri açıklayınca mevcut yönetim hemen telaşlandı. Diyorlar ki bu projeler işte kopyala yapıştır projeleri. Bu projelerden biz de faydalanabilir miyiz diye bakacağız. Biz de bu manada inceleyeceğiz diyorlar. Ve buradan kağıthaneden onlara diyoruz ki yarı zamanlı belediyecilik yapan, boş zamanlarında belediyeye uğrayan bir yönetimin bizi takdir etmesini asla ve asla beklemiyoruz. Seçim çalışmaları kapsamında AK Parti Kağıthane İlçe Teşkilatı'nda seçimde görev alacak sandık görevlileri ve okul başkanlarıyla kahvaltıda buluşan Murat Kurum, gereken cevabı sandıkta vereceğiz dedi. Şimdi kopyala yapıştır kısmını ben anlayamadım. Yani biz geçtiğimiz 5 yılda İstanbul'a 650 kilometre metro yapıldı da biz görmedik mi? Kağıthane'ye geçtiğimiz 5 yılda verilen sözler tutuldu da biz duymadık mı?
İstanbul'un iki yakasına iki tünel yapıldı da biz görmedik mi? İstanbul'da İstanbul'un gençlerinin, kadınlarının sorunları çözüldü de biz duymadık mı? İstanbul'a 122 kilometre tünel, karayolu, kavşak projeleri yapıldı da İstanbullular bunu görmedi mi? İstanbullular her şeyi görüyor. Kağıthane her şeyi görüyor. 31 Mart'ta da sabırlı olun, sizlere gereken cevabı sandıkta verecek. Kağıthane Meydanı'nda esnaf ziyaretinde bulunan kurum, basın mensuplarına kendi elleriyle tantuni, çiğ köfte ve simit ikramında bulundu. Tam zamanlı belediyecilik yapacağız diyen Murat Kurum, her bir vatandaşla özel olarak ilgilendi. İstanbul'un meselelerine odaklanacağız. İstanbul'un gündeminde olmayan hiçbir şey bizim de gündemimizde olmayacak diye söyledik. Aynısını söylüyoruz. Onlar da bu projelerden faydalanabilir miyiz diye sormuşlar. Elbette faydalanabilirler. 1 Nisan sabahı biz görevi devraldığımızda zaten faydalanacaklar. Yani bizi yarı zamanlı belediyecilik yapan, arada bir belediyeye uğrayan bir yönetimden takdir etmesini beklemiyoruz. Milletimiz takdir edecektir. Milletimiz doğruyu, yanlışı ayırt edecektir. Murat Kurum daha sonra Hamidiye Mahallesi Seçim İrtibat Bürosu'nun açılışını da gerçekleştirdi. İstanbul'un duraklama dönemini geride bırakacağız dedi. İstanbullu kardeşlerimize el ele vereceğiz ve 31 Mart'ta inşallah İstanbul'un bu duraklama dönemini, fetret dönemini hep birlikte bitireceğiz ve o gün burada İstanbul'un tüm ilçelerinde yeniden yükselişi inşallah hep birlikte başlatacağız. Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediyesi adayı Murat Kurum, daha sonra Büyük Birlik Partisi'nin mahalli seçim çalışmaları değerlendirme ve ekonomik yardımlaşma gecesine katıldı. İstanbul'un 5 yıllık fetret devrine son vereceğiz, çözüm bizdedir, çare bizdedir dedi. İstanbul'un önümüzdeki 100 yılını anlattığımız toplantıda İstanbulluların gerçek dertlerine, halkın gerçek taleplerine odaklanmaya çalıştık. Aslında oradaki grafikler, sayılar, oranlar, planlar insanımıza ne söylüyordu biliyor musunuz? İstanbul'un geleceği için bizim, yani derdi hizmet olan AK Parti'nin hedefidir. Gayesi eser olan Cumhur İttifakı'nın hedefidir dedik. Çözüm bizdedir. Çare bizdedir. Evet, gerçekten de İstanbullular, çilekeş İstanbullular hak ediyorlar en iyi şekilde hizmet almayı. Ben de onlardan biriyim. Evet, sıradaki haberimiz ABD yönetimi Türkiye'ye F-16 satışı ve modernizasyonuna yönelik resmi bildirimi kongreye iletti. Gözler Senato ve Temsilciler Meclisi'ne çevrilmişti. Her iki taraftan da Ankara'ya F-16'ların satışına onay vereceği açıklandı. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. Türkiye, İsveç'in NATO üyeliğini onayladı. Resmi belgeleri gönderdi. Gözler ABD'deydi. Türkiye'ye F-16 satışı için resmi bildirim yapması bekleniyordu. O karar geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı Türkiye'ye F-16 satışını onayladı. Kongre'ye resmi bildirimde bulundu. Açıklama ABD Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı'ndan yapıldı. Buna göre ABD Dışişleri Bakanlığı Türkiye'ye 40 F-16 Block 70 savaş uçağıyla 70 F-16 modernizasyon kitinin satılmasını onaylayan resmi tebligatı kongreye gönderdi. Ajans, Türkiye'ye F-16 satışının NATO'nun güvenliği açısından da önemli olduğunu vurguladı. 40 yeni F-16 savaş uçağıyla 79 F-16 modernizasyon kitinin yanı sıra ilgili ekipmanlar da Türkiye'ye temin edilecek. Biden yönetimi Türkiye'ye F-16 satışını destekliyordu. Ancak Kongre, İsveç'in NATO üyeliğinin onaylanması şartını koşmuştu. Silah satışının gerçekleşebilmesi, Kongre'den satış tebligatına itiraz gelmemesi gerekiyor. Senato Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Ben Cardin de F-16 satışı için yeşil ışık yaktı. Türkiye'ye F-16'ların satışına onay vereceğini açıkladı.
Aynı saatlerde konuya ilişkin bir açıklamada Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Michael McCaul'dan geldi. Michael, İsveç'in NATO üyeliğini memnuniyetle karşıladı. Mevcut durumda F-16'ların satışına onay vereceklerini bildirdi. Şimdi gözler kongrede. Kongrenin satışı değerlendirmek için 15 günlük yasal süresi bulunuyor. Bu süre zarfında itiraz olmazsa satış resmen gerçekleşmiş oluyor. Türkiye ABD'den 40 yeni F-16 Block 70 savaş uçağı ve envanterindeki 79 uçak içinse modernizasyon kiti talep etmişti. Geçen yıl bazı kongre üyelerinin F-16'ların satılmasını şarta bağlayan ek maddeleri ABD Savunma Bakanlığı bütçe tasarısından çıkartılmıştı. Kanada'da İsveç'e NATO onayının ardından harekete geçti. İsmi açıklanmayan iki üst düzey yetkili Ankara'ya uyguladığı silah ambargosunu kaldıracaklarını öne sürdü. Habere göre Türkiye ve Kanada uzun süredir ambargonun kaldırılması için görüşüyordu. Kanada Türkiye'ye uyguladığı ambargoyu kaldırma kararı aldı. Buna göre Türkiye Kanada'dan ithal edilen insansız hava aracı parçalarının nerede kullanılacağına dair daha fazla şeffaflık sözü verdi. Kanada'nın ambargo kararı Karabağ Savaşı'nda Türk silahlarının oynadığı rol sebebiyle gelmişti. Türk sihaları için ürün tedariğinde bulunan bazı Kanadalı şirketlerin Türkiye'ye savunma parçaları ihraç etmesini engellemişti. Bu karar Kanadalı şirketlerin milyonlarca dolar zarar etmesine sebep olmuştu. Bağışıklığımızın düştüğü kış aylarında diyetisyen Hatice Nur Ege bizlere doğru beslenmenin önemini ve yöntemlerini anlatıyor. Su tüketimi neden önemli? Diyet yaparken nelere dikkat etmeliyiz? Aralıklı oruç sağlıklı mı? Hepsi ve daha fazlası şimdi 24 hafta sonunda. İşte şimdi muhteşem bir konuğumuz var. Hem enerjisiyle bir de mavileri giymiş de gelmiş. Çok teşekkür ediyorum. Gençliğiyle, güzelliğiyle içim açıldı gerçekten. Ve hepinizi çok ilgilendiren biliyorsunuz kilo vermek, almak, sağlıklı beslenmek vesaire. Böyle kişiye özel formülleri var. Diyetisyen Hatice Nur Ege'nin. İsmi de çok güzel kendi gibi. Teşekkür ederim. O benim çok dikkatimi çekti. Biraz da sosyal medya hesabını orada çok aktifsin ve çok beğeniliyorsun sosyal medyada. Teşekkür ederim. Orada izledim, videoları da izledim. Böyle kişiye özel listeler hazırlıyormuşsun. Diyet listeleri vesaire. Çünkü herkesin metabolizması farklı olduğu için aslında öyle olmak zorunda değil mi? Kesinlikle. Özellikle kan değerlerine bakarak yazıyorum. Yani muhakkak danışanından bir kan değeri istiyorum. 6 ay içinde yapılmış. Muhakkak. Eğer kan değerlerinde sorun olan danışanlarımı takviye aldırıyorum ve diyetlerini o şekilde başlattırıyorum. Ve gerçekten çok iyi bir kan yorumlayıcısıyımdır. Kanları çok iyi anlarım. Yani direkt şunu söyleyebilirim. Sizin şu seviyeniz düşük tatlı yiyorsunuzdur. Sizin bu değeriniz düşük, canınız sürekli gluten yemek istiyordur. O yüzden bizim diyetisyen mesleğimizde bence etik kuralımız kanları iyi yorumlamak olmalı. Eğer, çünkü şöyle bakmalıyız. Eğer beslenmeyi çözmek istiyorsak Deniz Hanım, hücresel yaklaşmamız gerek. Nasıl bir şeyleri düzeltmek için kendimizden başlıyorsak beslenme de öyle. Hücresel başlanmamız gerek. O yüzden hücresel beslenme. Hücrelerimiz ne istiyor? Hücrelerin neye ihtiyacı var? Eğer hücrelerin vitamine ihtiyacı varsa ilk önce vitamin takviyesi, daha sonra doğru beslenme ile birlikte desteklenmesi gerekir. Hücre vitamin istiyorken, biz onlara vitamin eksikliği varken istediğimiz kadar doğru beslenelim yine kilo veremeyeceğiz. Evet. Doğru besleniyoruz ama bir türlü kilo veremiyorum. Çünkü vitamin eksikliği var. Evet, en önemli şey aslında dönüp içimize bakmamız gerekiyor değil mi? Tabii. Hem psikolojik olarak da öyle, evet. Fiziksel olarak da öyle. Ne, her şeyin sebebini, temelini bilmemiz lazım ki ona bir çare bulabilelim. Önce teşhisi doğru temel koymamız hücresel gerekiyor. Hücrelerimize ineceğiz. Yani yine biyokimya dersine dönüyoruz aslında. Hücreleri beslemek çok önemli. Şimdi ben şunu söylüyorum. Gerçek anlamda beslenmiyoruz. Gerçek yemiyoruz. Bir gıdanın yenilebilir olması o gıdanın sağlıklı olduğu anlamına gelmiyor. Şu an çağımızda yediğimiz besinler bizim vücudun ihtiyaçlarını karşılamıyor. Gerçek besin yemiyoruz. Evet. Biliyor musunuz ben meyvelere, sebzelere bile şüpheyle bakıyorum artık. Evet. Yani hani acaba doğal mıdır, hormonlu mudur, bunu nasıl anlayabilirim? Bazen mesela bana doğal olamayacak kadar parlak böyle elmalar gözüme çarpıyor. Evet. İşte çok kusursuz görünüyor, çok iştah açıcı görünüyor ama fazla iyi görünüyor. Fazla böyle hani
pazarlama harikası gibi evet. görünüyor. Ben onlardan şüpheleniyorum mesela. Ben o eski kurtlu elmaları falan özlüyorum. Çok güzel bir konuya değindiniz. Benim bir sözüm var. Kurtlu elma yiyin diyorum. Evet. Çünkü böcekler insanlardan daha akıllı. İlaç olan bir yere kurt girmez. O yüzden tabii. kurtlu elma yiyin diyorum. Tabii. Eğer orada zehir varsa böcek bile bundan kaçıyor. Ya. O yüzden hatta güzel bir resim vardı. Böyle şeker düşmüş yere karıncalar ona gelmiyor. Hı. Böyle o çubuk şekerler vardı hatırlıyorsunuz çocukluğumuzda. Tabii. Yani karıncalar bile ona gelmiyor. O kadar işlenmiş katkı maddeleri mısır şurubu var ki onu düşünün. Hayvanlar bizden daha akıllı. O kadar tabii, tercih ediyor. Tabii. Biraz beslenmede aklımızı kullanmamız gerekiyor. Doğru, gözlem de yapmamız gerekiyor. Evet. Doğaya bakmak gerekiyor değil evet. mi aslında? Mesela hayvanlar gerçekten, mesela şifalı otlar bizim anneannelerimiz, babaannelerimiz çok çok iyi bilir. Tabii. Doğaya gittikleri zaman hemen bir yol kenarında bir şey bulurlar, toplarlar, onu kaynatırlar, şifalı bir şey hazırlarlar vesaire. Evet, evet. Hani mesela ben de şeye dikkat ederim. Eğer kediler bazen kendini tedavi etmek için gidip bir şey kemiriyorsa orada, hı hı. yiyorsa onun bir şifası vardır. Evet. Ya da zehirli bir şey yiyen bir hayvan görmedim ben şimdiye evet, kadar. Ona ayırt ediyorlar. Evet. Onlar içgüdüsel olarak doğruyu biliyorlar. Biraz doğayı gözlemlememiz gerekiyor herhalde evet, değil mi? Sirkadiyen ritme göre beslenmek gerek aslında. Güneşin doğuşu, batışı bile bize aslında çok şey söylüyor. Çok önemli. Aslında güneşin batışı diyor ki bize yemek yemeyi kes. Hı-hı. Artık bu saatten sonra yeme. Çünkü vücudumuz da buna göre ayarlı. Bir saatimiz Hı-hı. var. Mesela ben Aralık Doğuş'u destekliyorum. Neden? Çünkü Aralık Lorç bize ne yediğimizden ziyade ne zaman yediğimizi söyler. Şu an Türkiye'nin tüm toplumun kilo almasının %70 sebebi akşam yemeği. Maalesef. Bizim kilo almamızın büyük sebebi akşam yemeğini geçirmek. Hepimiz geçiyoruz. Eşimi bekliyorum hocam çok geç yedim. 8'leri 9'ları buluyor bu saatler. Ama vücut diyor ki eskiden ışık yoktu. Karanlık çöktüğü gibi yemeğimizi bitirmek zorundaydık. Ama şimdi özellikle gece uykusuz kalıyoruz. Telefonlara sürekli elektronik cihazlara çok bakıyoruz. Uykumuz kaçıyor. Melatonin eksikliği de oluşuyor. Direkt kanserojen. Melatonin eksikliği kanser yapar. Evet. Ben hep bunu söylüyorum. Hocam 12'den sonra uyusam ne olur? Kanser hücrelerini aktif edersin. Bel bölgen aynı zamanda yağlanır. Metabolizman yavaşlar ve iştahın açılır. Tabii. Gece bir insan yemek yer. Ben de uyanık olsam ben de yemek yerim. Acıkıyorsunuz evet. çünkü uyanık olduğunuz çünkü sürece. Çünkü gece açlık hormonu. Tabii. O salgılandığı için acıkma. O saatte uykuda olmamız gerekli. Aslında vücut doğa bize her şeyi söylüyor. Biraz önce söylediniz. Güneş bize her şeyi söylüyor. Güneşin doğduğu saatte çoktan uyanmış olmamız gerekli. En az bir saat önce ve güneş muhakkak battığında yemeği tamamen kesmeliyiz. Evet. Şu an kış mevsimi. Ben diyorum ki 5'te yemeği kapatın diyorum. Tabii imkanı olanlara. Zaten vardiya çalışmak büyük sıkıntı Hı-hı. maalesef ki. Ama en azından imkanı olanlar erken akşam yemeği yemeli. Aslında aç yatmak sağlıklı bir şey değil mi? İnanılmaz. Yani? Hani biraz o sırada uykuya dalarken kendimizi tutabilirsek sabaha kadar. Kesinlikle. Mi? Aç yatmak iyi bir şey. Kesinlikle. Deniz Hanım top yatağa yattığımızda çok rahatsız oluyoruz. Evet. Midemiz bir şiş uyuyamıyoruz rahat. Zaten kabus görüyor insan yani sıkıntı veriyor. Size eğer çok keşke yemişsin. Resmedebilsem. Hı. O gece aç yattığımızda öyle bir temizlik oluyor ki vücudun içinde şöyle. Öyle bir temizlik şifa var ki. Vücut o kadar akıllı ki siz aç yatağa yattığınızda özellikle leptin hormonu var Deniz Hanım. Bu leptin hormonu biz yemek yedikten. Not ediyorum hemen. Harikasınız. Yemek yedikten 4 saat sonra salgılanıyor. Yani biz 5'te yemek yediysek. 9'da bu leptin hormonu çıkıyor. Hmm. Bu leptin hormonu çok akıllı. Vücuttaki depolanan yağların yakılmasını sağlıyor. İnsülinle aslında bunlar paralel çalışıyor. Eğer siz yemek yedikten 4 saat içinde bir şey yemezseniz, mesela 5'te akşam yedim 9'a kadar bir şey yemezsem leptin hormonu çıkıyor ve yağ yakmaya başlıyor. Yani siz uyurken de kilo verebiliyorsunuz. Nasıl? Akşam yemeğinden sonra bir şey yemeyip yatağa yatarsanız gece boyu yağ yakacaksınız. Kilo vermenin kolay yolu. Yattığın yerden kilo vermek istiyorsan akşam yemeğinden sonra bir şey yemeyeceksin. Şimdi aslında şehir hayatı da bize bir takım şeyleri dayatıyor mecburen. Mesela trafik eve geç bir saatte varabilmek. Evet. Değil mi? Evet çok etkili. Hani eşimle ben işten dönüyoruz akşam değil mi? Birlikte istediğimiz bir şeyi izleyebiliriz, muhabbet edebiliriz vesaire. Şimdi uyanık kaldığın süre uzuyor. Evet. Ve bir şeyler de atıştırmak istiyorsun. Özellikle de bir şey seyrediyorsan, okuyorsan, ediyorsan hani insan evde de zaman geçirmek istiyor. Evet. Yemekten de keyif alan insanlarsak
maalesef öyleyiz. Evet, nefsimizi iyi yönetmek gerek burada aslında. Evet. Şunu demeliyiz, benim bedenim ne istiyor benden? Acaba benim bedenime nasıl yararlı olabilirim? Çünkü şu an çoğu hastalığın temelinde beslenme. Hmm. Obezite de böyle. Şu an obezite önlenebilir hastalıkların birinci sırasına yer alıyor. Madem biz bu hastalığı önleyebiliyoruz, neden kilo alıyoruz? Önleyelim. Bu bizim elimizde. Diyorum ya, akıllı beslenmek gerek biraz daha. Ama gece çok acıkırsak, salatalığın üzerine, şu an mevsimi değil ama yaz olsaydı, salatalığın üzerine limon sakın yiyin derdim. Ya da kabak çekirdeği çiğ olacak şekilde bir avuç yiyebiliriz. Ya da ceviz yiyebiliriz, o saatte bir zararı olmayacaktır. Hı hı. Ya da kefir içebiliriz aynı zamanda. Bir de gözümüzün önünde çok sağlıksız besleri bulundurmayacağız. Hı hı. Çünkü görürsek canımız ister. Hı hı. Benim ofisimde, evimde yok ki istemiyorum. Hı hı. Ona imkan tanımayacağız. Olursa isteriz. Hı hı. Her şeyin de aslında ne bileyim tatlı ihtiyacı hissediyorsan o sırada bir alternatifi vardır değil mi? Daha evet. Doğal ve zararsız olan. Kesinlikle. Yani biraz bilgi ve donanım sahibi olmak gerekiyor. Her konuda olduğu gibi beslenme konusunda tabii da ki öyle. De. Bir de ne diyecektim size? Bu hep doğadan kopunca başlıyor değil mi arızalar? Hani aksaklıklar hep insanın doğadan kopmasıyla evet. Başlıyor. Sistem mesela şunu yapıyor. Hem insanlara sağlıksız yiyecekleri pazarlıyor. Sonra onlara sanki hasta ediyor değil mi? Ondan sonra da ilaçları pazarlıyor onlara. Çok güzel bir firma vardı. Daha sonra onu muhakkak anlatmak istiyorum. O kadar doğru ki doğadan koptuk. Hı-hı. Bizim çocukluğumuz toprağa yalın ayak basmakla geçti. Bütün bitkilerin içinde geçti. Ben bütün sebzeleri biliyorum, bitkileri biliyorum, toprakta büyüdüm, ekmeği biliyorum, yetiştirmeyi biliyorum, odun kırmayı biliyorum, her şeyi biliyorum. Bu çok önemli. Çok. Şu an bile hala köyde yaşamımı sürdürüyorum kopmamak için. Şu an şehir yaşamı dediniz. Hiçbirimiz toprağa çıplak ayakla basmıyoruz. Stres yüklüyüz, negatifiz, olumsuzuz, çok stresiz. Stres biliyorsunuz hem kanserojenik hem de kilo almanın yine başta sebeplerinden birinde yer alıyor. Tabii, tabii. O yüzden bazen doğaya çıkıp çıplak ayakla basmak, güneşlenmek, D vitamini almak bizim için çok önemli. Sadece D vitamini için güneşe bile çıkmak yine kilo vermenizi sağlıyor. Ne kadar mesela güzel ya. Mesela ben güneş gözlüğü takmayı da önermiyorum. Çünkü evet, güneşi evet. Almıyoruz. Evet, evet, evet. Onu da önermiyorum. Değil mi? Yani güneş gözlüğü taktığımızda evet. Kendimizi loş bir yerde zannediyoruz. Evet. Yani vücut öyle zannediyor evet. Ve vermesi gereken reaksiyonu vermiyor evet, aslında. Evet, zihinsel tabii ki de evet. Evet. Benim mümkün olduğu kadar doğal olmak gerekiyor. Doğal. Ne kadar doğal evet. O kadar iyi. Evet. Hatta şeyi bile ben biraz böyle enerjiyle vesaire de ilgileniyorum çok da. Çok güzel. Mesela oje sürmek bile bir şekilde o vücuttan atılması gereken enerjiye ne bileyim ben saksılara dokunurum mesela toprak bulamadığım zaman. İşte toprağa basmak dedin ya az önce. Evet. Dokunurum. Ya bitkilere dokunurum, ağaçlara dokunurum, saksıya, toprağa dokunurum. Hani bir şekilde atmam gerekeni atayım kesinlikle. Diye. Kesinlikle. Kılıç bitkisi onu mesela. Onu engelleyecek hiçbir şey bulundurmamaya çalışıyorum ben evet. Üstümde. Evet. Bütün etkileri yine doğal şifada. Aslında hep öyle diyorum. İlacımız sebzeler, tohumlar, bitkiler ve yeşillikler olacak. Kaçışımız yok. Bunlar çok önemli. Ve sebze yenilebilecek en faydalı şifa ve tamamen doğal. Sebze yiyeceğiz. Sebzeden başka hiçbir kaçışımız yok. Biraz önce dediniz ya çok parlak geliyor, çok iyi, çok kusursuz. Ne yapacağız? Eve geldik, pazardan aldık. Biraz onları karbonatlı suda bekleteceğiz. Biraz karbonat eğer evde yoksa sirkede bekleteceğiz. Hı-hı. Ama market sirkesi değil. Hı-hı. Ev yapımı sirkesi olacak. Çünkü market sirkeleri burada işe yaramıyor. Doğal, fermente olduğu sürece faydalı olacaktır. Hı-hı. O zaman en azından dezavantajını biraz azaltmış olacağız. Harika. Harika. Şimdi istersen sağlıklı bir kahvaltı hazırlayalım. Hazırlayalım. Tam da pazar bugün. Evet, değil evet. Mi? Böyle kahvaltılar hazırlanmıştı. Serpme serpme kahvaltılar. Evet. Umarım yemeden yakalarız ekrandakileri. Evet, onlara da hoş bir sürpriz olur. Evet, yemeden hadi yakalayalım geçelim. Tabii. Harika. Bakalım neler var? Sen bize anlat. Tabii. Bakın hazırlanmış Deniz Hanım. Şu an çok güzel bir kahvaltı tabağı var burada. Evet. Ama birlikte hazırlayalım. Tamam. Öncelikle kahvaltımızın olmazsa olmazı yumurta. Çünkü yumurta vücudun bütün proteinlerini kullanabiliyoruz. Hı. Yumurtanın bütün proteinlerini vücut alabiliyor. %100 kullanıyoruz. Anne sütü kadar değerli ve uzun süre tokluk sağlıyor. Bir süre çok çıktı. Yumurta yemeyin. Yumurta kolesterol yükseltir. Hayır, yumurta iyi kolesterol yükseltir. Ne yanlış bilgilerimiz var değil mi ya? Bize yani, göstersin yani. Evet, bizi kötü kolesterolümüzü yükselten hareketsiz yaşam.
trans yağlar, kötü beslenmek, gece yemek yemeleri. Siz bunları yapıyorsanız yumurtaya suç bulmayın. Yumurta burada en masumlardan bir tanesi. Tabii yumurtanın da kodları var. Deniz Hanım, üzerine sıfır veya bir ile başlaması doğal yumurta olduğunu gösterir. Onu gördüm ben. Evet. Videonu da gördüm hatta. Üstünde pembe kodlar var. Evet. Gerçekten de var. Mesela bu üç ile başlayan yumurta. Siz sıfır ve bir olanları tercih etmelisiniz. Biz bir gibi yapalım. Evet, bir gibi yapalım. Şimdi güzel bir yumurtamız var. Yine aynı şekilde haşlama olabilir, tereyağında kırma olabilir. Hangisini seviyorsanız ama tereyağı kilo aldırmaz. Sonra salatalığımız var. Aslında şu an mevsimi değil. Mevsimi olmadığı için kırmızı turp ya da beyaz turp. Üzerine limon sıkalım hem de gazını alsın aynı şekilde. Şöyle güzel bir turp olsun burada. Zeytin. İnanılmaz liftir. Zeytinin bir tanesi 5 kalori. Kameranın orada bak. Lif içeriği oldukça yüksektir ve aynı zamanda uzun süre tokluk sağlar. Öyle zeytin yerken elinizi korkak alıştırmayın. 5-6 tane değil. Zeytin uzun süre zaten çok lezzetli sağlar. Bir şey yemek lazım. 15-20 tane yiyebilirsiniz zeytinden. Korkmayın, zeytin kilo aldırmaz. Peki şeye ne diyorsun? Böyle işte domates, söğüş, salatalık vesaire koyunca ben üstüne azıcık zeytinyağı. Kesinlikle. Limon. Zeytinyağısı hiçbir şey olmaz. Böyle kekik falan da serpiyorum üstüne. Böyle baharatlar güzel şifa. Oluyor. Kesinlikle Deniz Hanım. Özellikle nanenin yağ yakıcı özelliği var. Mesela ayran içiyorsak, şu an bu kefirimiz, ayran içiyorsak üzerine biraz kek katalım. Bu hem kefir değil mi? Olsun. Evet, kefirimiz. Domatesi önermiyorum. Domates, kışın tabaklarınızda yeri yok. Domates mevsimi değil. Kışın olmaz domates. Biz yazın mevsiminde tüketeceğiz. Her şey mevsiminde güzel. Eğer mevsiminde yersek iç sağlığımızı koruyabiliriz. Mevsiminde tüketmemiz gerekli. Peynirimiz, peynir tüketebiliriz. Ama bana sorarsanız en sağlıklı peynir lor peyniridir. Tabii. Neden? En sağlıklı, en yağsız olanı ve aynı zamanda diyete olan en uygundur. Tuzsuzdur bir kere. Tuzsuz olmasa bizim için çok avantaj. Tabii, tuzlu ya ödem yapıyor değil mi? Ya da keçi peyniri, koyun peyniri olabilir ama ben lor peynirini öneriyorum. Diyette olanlar lor peyniri rahatlıkla tüketebilirler. Daha sonra Deniz Hanım, zeytin sevmiyorum, zeytin yemek istemiyorum derseniz şurada avokadomuz var. Avokado inanılmaz güzel bir yağ kaynağı. Cilt sağlığı için oldukça etkili. Aynı zamanda uzun süre tok kalmak istiyorsak, hocam avokadonun tadını sevmiyorum, bir defa yedim hiç beğenmedim. Bunu iyi olgunlaştırmanız çok önemli. Şu an inanılmaz olgunlaşmış. Güzel kıvamı. Çok güzel. Evet. İkiye kesiyoruz, biraz eziyoruz. Üzerine biraz zeytinyağı, birazcık kaya tuzu olabilir, Himalaya tuzu olabilir. Biraz zeytinyağı gezdirin, çörek otu atın. Biraz ceviz de olabilir. İnanılmaz güzel bir ezme. Benim kızım bunu çok seviyor mesela. Salatalara falan koyuyor. Kesinlikle Deniz Hanım. Çok güzel oluyor. Zeytinyağını üzerine ekleyebilirsiniz. Hem yumurtanın, bu arada zeytinyağını da pişirebilirsiniz yumurta. Hiçbir zararı olmayacaktır. Bol yeşilliklerimizi ekliyoruz. Burada özellikle dereotu, maydanoz, tere, roka hepsi mevsimine göre ekleyin. Hiçbir zararı olmayacaktır. Bunlar C vitamininin oldukça yüksektir. Kışın hasta olmak istemiyorsak muhakkak yeşillikleri tüketeceğiz. Ve üzerine limon sıkarak tüketeceğiz muhakkak bunları Deniz Hanım. Çok güzel. Turbumuz orada bu arada. Hemen turbu gösterelim. Çok güzel. Turbumuzu yine hocam bana gaz yapıyor derseniz de üzerine biraz sumak dökelim Deniz Hanım. Sumak. İnanılmaz canım lezzetli. Canım çekti bu arada. Kusura bakmayın. Tabii ki de. Afiyet olsun. Çok güzel. Nanemiz galiba değil mi? Bu nane. Evet, nane süper. Muhteşem kokusuyla. Ağız sağlığı için ağız kokusu sorunu yaşayanlar muhakkak nane tüketmeli. İnanılmaz şifadır. Bir de nane bahçelerde ne kadar kolay yetişiyor ya. Evet. Bayılıyorum ben ona. Kendi kendine bitiyor, yayılıyor falan filan. Hani bol bol veriyor doğa onu bize. Evet, kıymetini bilmek lazım. Aslında şehir yaşamı bile olsa balkonumuzda küçük bir saksıda en azından yetiştirsek. Bu artık yapılmaya başlandı ama. Zararlı neresinden dönersek kar. Bu yapılmaya başlandı artık. Evet. O kadar hoşuma gidiyor İnsanlar ki küçük küçük domatesler. Biraz daha bilinçlendi. Bilinçlenmesi için elimizden geleni yapacağız. Hep doğruları anlatacağız. Acıymış bu arada. Acıymış. Turpta ne var? Lezzetlidir en çok öne çıkan, en faydalı olan ne var turpta? Turp sevilen bir şeydir. Tabii kesinlikle vitamindir. Bir de şunu söylüyoruz. Çok güzel bir konuya değiniriz. Turp yiyen turp gibi olur. Sözü de var. Turp yiyemiyorsanız tarlasından geçin. Turp vitaminden zengin. A, C, K vitaminleri var. İçinde magnezyum var aynı zamanda. Bizim daha iyi bir sindirim sistemimize sahip olmamızı sağlıyor. Bir dinç ve zinde olmamızı sağlıyor. Sözü bile var. Aslında eskilerin sözleri ne kadar çok şey anlatıyor değil mi? Hep bir gerçek yani. Tabii. Harika. Şu kefirin tadını sever misin? Çok severim Deniz Hanım. Ben kefir de bakacağım. Bağışıklığı güçlendirir. Mesela ben yumurta yiyemiyorum hocam derseniz de kefirli kahvaltı yapabilirsiniz. Hem pratik.
Hocam ben evden sabah çok erken çıkıyorum, şehir yaşamım var derseniz bir kefir, yanına ceviz olabilir, bunun yanına bir tane meyve olabilir. Yine çok meyve tüketimini önermiyorum ama özellikle kilo vermek isteyenlerde. Ama bir mandalina tercih edebilirsiniz yanına ya da bir tane portakal tercih edebilirsiniz. Ama ben genelde kefiri danışanlarıma özellikle şu şekilde veriyorum Deniz Hanım. Biraz kefir, içine biraz keten tohumu, biraz ceviz ya da chia tohumu olabilir. Hı hı. Ailenizde kanser öyküsü varsa keten tohumu tüketimini önermiyorum bu arada. Öğütülmüş olması çok önemli. Muhakkak keten tohumunu öğüteceğiz. İçine biraz bunun da iki tane kuru kayısı atın. Biraz aynı şekilde sinirimi çalıştırsın, bağırsakları çalıştırsın sabahları. Mesela sabah uyandığınızda çok güzel bir hücresel onarım suyu tarif veriyorum sizlere. Çok etkili bu. Hı hı. Sabah uyandık. Bir bardak suya bir çay kaşığı tarçın. Neden? Kan şekerini dengeler ve tatlı hisseni bastırır. İşte bu benim için. Ben tatlıcıyımdır çünkü maalesef. Evet. Bu mesela çok önemli bitiyor benim için. İçine bir çay kaşığı zerdeçal DNA tamiri yapar. Diyete başladık. Diyete kolayca uyumlu sağlayacaktır bu tarif. Ilık suya ya da sıcak suya yapın. İlk suyunuzu o şekilde için. Çok şifa göreceksiniz. Peki sence günün en önemli öğünü kahvaltı mıdır? Kesinlikle değildir. Bu tamamen Deniz Hanım 1950 yıllarında bir kahvaltılık mısır gevreği firmasının reklam sloganıdır. Çünkü hep o da yatıldı ya, evet. Kahvaltı en önemli öğün kahvaltı falan. Halbuki değil. Reklam sloganıdır. Aynen bu şekilde. Hep şunu söylüyorum. Yıllarca insanlar, çok eski insanlar tarlaya giderlerdi. Uyandıklarında belli bir süre kahvaltı yapmazlardı. Daha sonra kahvaltı yaparlardı. Bizim dedelerimizin annelerinden bahsediyorum mesela. Onların artık dönemlerine sorduklarımız o şekilde söylerler. Doktorlar şeyi tavsiye ediyor mesela, sabah yürüyüş yapan biriyseniz, evet, aç karnına yapın bunu. Evet. Yani çok daha iyi olur. Kesinlikle aç karnı yürüyüş yapın ve kahvaltıyı biraz öteleyin. Eğer insülin direnciniz varsa kahvaltıyı yapmak sizin şeker seviyenizi daha da kötüye götürecektir. Kahvaltı günün en önemli öğünü değildir. Bu tamamen bir efsanedir. Hatta saat 11 ve 12 arası aç kalmak sizi daha da zinde hissettirecektir. Aynı zamanda açlık kan şekerini düşürür, insülin direncini aynı zamanda kırar ve otofaji sağlar. Vücut açken yakacak bir şey bulamadığında iç temizliğe geçer. İçinizi temizlemeye başlar. Yani siz acıktığınızda sabah uyandınız, güzel bir bardak su içtiniz. Eğer yürüyüş imkanınız varsa yapın ama zorlamıyorum. Yürüyüşten sonra güzel bir Türk kahvesi. Zihin açar. Evet. Kesinlikle. Zaten Türk kahvesi. Sabah kahvesinin tadı bambaşka bir şey. Evet, Türk kahvesi. Özellikle Türk kahvesi beyni açar. Sabah sabah inanılmaz etkilidir. Sonra öteleyin kahvaltıyı. 11, 12 nasıl uygunsa sizler için. 1 olabilir. Ben mesela her gün kahvaltımı 1 gibi yapıyorum Deniz Hanım. Saat 1'e kadar seanslarım devam ediyor. 1'e kadar sürekli konuşmama rağmen hiçbir açlık hissi hissetmiyorum. Zaten düşünün. Bir hastaneye gideceğiz, bir yere gideceğiz. O gün aç gittiğimizde kendimizi aç hissetmiyoruz. Aç gitmek zorunda olduğumuz için. Hı-hı. Ama psikolojik bazı sabah uyandığımızda kahvaltı yapmayı istiyor oluşuyor. Aslında kalabiliyoruz aç. Tabii. Değil mi? Doğru. Deneyin. Haftanın bir iki günü bunu deneyin. Ne kadar güzel bir yöntem olduğunuzu kendiniz keşfedin. Yani istenmeyen alışkanlıkları da değiştirmek bizim elimizde. Tabii. Her şeyi değiştirmekte olduğu gibi. Valla içi açılmıştır tahmin ediyorum herkesin. Hem sağlıklı, evet, hem lezzetli şeyler. Şunu da çok seviyorum ben. Evet. Brüksel lahanası değil mi? Kışın aslında şu an yeşil yapraklı sebzeler. Kesinlikle hep. Mesela burada ıspanağımız var, karnabahar haşlanmış brokolimiz var. Mesela brokoli kanseri engeller. Çünkü içinde sülforafan var. Çok hı-hı, kıymetli bu. Özellikle kanser olan herkes brokoli yemeli. Hı-hı. Hatta bunu böyle eğer bütün şekli yemiyorsanız küçük küçük de yapabilirsiniz. Ama çok yeşilliklerle oynamak, çok sebzelerle oynamak vitamin kaybına sebep olabilir. Çok uzun sürede haşlamamak gerekir. Çok sıcak suya koymamak az gerekir. Az haşlayıp üstünde azıcık zeytinyağı gezdirip. Evet, çok güzel. Limon değil mi? Kesinlikle şifadır. Tamamen aynen. DNA tamiri sağlar. Brüksel lahanası. Aslında Brüksel lahanası. Şöyle zeytinyağlı, baharatlı, kekikli, baharatlının fırına verildiğinde çok güzel bir tadı var. Fırında çok lezzetli. Çocuklarımıza diyoruz ki hocam benim çocuğum sebze yemiyor. Peki diyorum Elif Hanım siz yiyor musunuz? Ben de yemiyorum. Çocuğu örnek alıyor aslında. Tabii tabii. Biz ne yaparsak çocuğumuz ona örnek alır. Eğer bugün akşam yemeğinde çocuğumuza bu var dersek, küçük yaşlardan bunu aşılarsak çocuğumuz bu besini sevecektir. Evet. Bir şeyi çocuğa dikte etmek değil, davranışla örnek olmak kesinlikle gerekiyor. Değil mi? Çok daha kolay. Direkt bir yaklaşım oluyor o kesinlikle zaman. Evet. Bir de çörek otunu soracağım. İstersen masaya geçelim. Tabii, orada sorayım. Tabii. Çünkü mesela brokoli dediğin gibi o küçük ağaç diyorum ben onlara. Evet. Brokoli aynı şekilde karnabahar. Bunlar hiç eksik olmaz.
bizim evde. Çok güzel. Hem çok pratiktir. Salata gibi yani haşlarsın. Yersin herkes evet. atıştırır. Hem doyurucu da oluyor. Evet çok güzel. Çok güzel. Antikanserojen olması çok önemli özellikle bu devirde. Evet. Hani hep bunu bağışıklığımızı yüksek tutmamız lazım. Şeyi soracağım. Benim en çok kullandığım bir de çörek otu vardır. Çörek otu. Mesela yeri değilse bile hani ona yakışan bir şey yoksa bile üstüne serpeceğim. Ben onu kaşıkla yutarım. Güzel. Onun şifasına çok inanırım. Evet. Antikanserojen olduğu söylenir. Doğru mudur bu? Doğrudur. Hatta dün daha bir yayında çörek otlu bir tarif yaptım yoğurt karışımlı. Hem zayıflamayı destekler. İçinde bunun yine A, C, E, K vitaminleri var. Potasyum, magnezyum, fosfor var. Aynı zamanda içinde fitokimyasallar var. Fitokimyasallar da aslında kanser savardır. Fitokimyasallardan dolayı aslında bir kanserden dolayı bizi uzaklaştırır. Ben mesela zayıflamak isteyenlere çörek otu yağı veriyorum. Çok faydalı. Harika. Kabız olmamızı engeller. Çünkü şu an zayıflamak isteyen %80'lik kısım kabızdır. Kabızlık çok sıkıntılı bir durumdur. Çok, çok, çok. Dışkılayamıyorsun. O dışkıyı içinde tutuyorsun. O toksik madde sürekli içinde, karnında ve gövdende. Düşünsenize. Seni zehirliyor aslında bir taraftan. Evde günlerde çöp durursa ne olur? Kokar. Kokar. Mahvolur. Evet, o yüzden tuvaletimizi de günde en az, özellikle büyük tuvaletimizi 2-3 defa yapmak çok önemli. Ama ben soruyorum, kaç defa çıkıyorsunuz diyorum. Hocam haftada bir. Belki 2 günde bir, 3 günde bir. Evet, buna çok dikkat etmek gerekiyor. Bunu da herkesin not etmesini tavsiye ederim. Kesinlikle. Yoğurda karışılmış çörek otu çok çok iyi ekleriz. Bir fikir. Hem de sindirime çok iyi gelir, kabızlığa iyi gelir. Çörek otu ve zeytinyağı kabızlığı çözer. Bir tane de gün kurusu ekleriz içine. İnanılmaz, tam bir kabızlık çözer. Harika. Ben bu programda bir soru şey yapacağım yani notlar alacağım, tüyolar alacağım. Size de tavsiye ediyorum. Şimdi bir ara veriyoruz. Ondan sonra yine çok değerli bir konuğumuz daha olacak. Bekliyoruz. Gerçekten çok iyi bir sesim olduğuna inanıyorum Sadray Bey. Eskiden lisedeyken filan bütün boş derslerde söylerdim. Bir Demet Tiyatro'nun Füreyya'sı, İstanbullu Gelin'in Senem'i, Kiraz Mevsimi'nin Önem Dinçer'i ve canlandırdığı birbirinden farklı karakterlerle her daim izleyicilerin beğenisini kazanan oyuncu Neslihan Yeldan'ı konuk ediyoruz. Ekran hayatına dair merak edilenler ve daha fazlası birazdan 24 hafta sonunda. Deniz Uğur'la 24 hafta sonu devam ediyor. Şimdi bir konuğumuz daha geldi. Neslihan Yeldan. Hepiniz hem tiyatro seyircileri çok iyi tanır kendisini hem de çok sevdiğiniz dizilerden gayet iyi tanıdığınız bir yüz. Çok sevilen bir sanatçı. Benim de çok can arkadaşım. Onunla çok renkli bir sohbet yapacağız biraz sonra ama önce önemli bir haberimiz var. Ben böyle spiker edasıyla onu vermek istiyorum. Buyurun Neslihan'cığım. Efendim. Evet, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezer Avcı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır'ın ardından ilk canlı yayın bağlantısını Samsun Üniversitesi öğrenci ve akademisyenleriyle gerçekleştiriyor. Öğrenciler soruyor, ay yıldızlı bayrağımızı uzayda taşıyan Gezer Avcı yanıtlıyor. İzleyelim. Değerli izleyicilerimiz, bizim çok yakından takip ettiği Türkiye'nin insanlı ilk uzay görevi için astronotumuz Sayın Alper Gezer Avcı şu anda Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan bizimle görüşmek üzere bekliyor gördüğünüz gibi. Bugün Samsun Üniversitesi'nden gelen uzaya meraklı gençlerimizi ve Samsunlu akademisyen ve devlet büyüklerimizi burada görüyoruz. Alper Gezer Avcı ile görüşmek ve kendisine sorularını yöneltmek üzere herkes bizle birlikte hazır. Şimdi sözü kendilerine bırakıyorum. Alper. Hepinize merhabalar. Değerli konuklarımız, salonda bulunan sevgili kardeşlerim, Uluslararası Uzay İstasyonu'na hoş geldiniz. Siz değerli kardeşlerime buradan bağlantı kurabilmek benim için çok mutluluk verici. Öğrenmek istediğiniz konularla ilgili soruları yanıtlamaktan mutluluk duyacağım. Dilerseniz başlayabiliriz. Öncelikle merhabalar Alper abi. Ben Fatih Kılıçarsan, Havacılık ve Uzay Mühendisliği öğrencisiyim. Roket ve uzay bilimleriyle ilgilenen birisi olarak hepimizin merak ettiği bir soruyu size sormak istiyorum. Uzayda olmak nasıl bir duygu? Neler hissediyorsunuz? Sevgili Fatih, merhabalar. Tanıştığıma memnun oldum. Bana duygularımı ifade etme fırsatı verdiğiniz için teşekkürler hepinize. Tek kelimeyle harika ve bugüne kadar yaşadığım hiçbir duygu ile kıyaslanması gerçekten mümkün olmayan, tarife sığdırmanın imkansız olduğu bir hissiyat içindeyim. Bırakın kelimelere dökmeyi,
kalbime sığdırmakta bile zorlanıyorum. Dünyanın neresinde olursa olsun herhangi bir uluslararası organizasyonda, örneğin bir spor müsabakasında veya bir uluslararası görevde ülkemizi temsil etmek zaten çok büyük bir onur ve gurur kaynağı. Ama ay yıldızlı bayrağımızı uzayda taşıma şerefine nail olmak tarif ötesi bir duygu. Sizlerin de desteğini burada hissetmek, benim his ve düşüncelerime paydaş olduğunuzu bilmek, mutlulukların aileyle paylaşıldığında çoğalması gibi deneyimlerimi daha da değerli hale getiriyor burada. Beni buraya taşıyan şanlı bayrağımızın istasyonda asılı olduğu yerlerden her geçişimde iradesi ve kararlılığı ile bu büyük adım atan devletimizin milletimize yaşattığı mutluluk, gurur ve heyecanı hissediyor ve hakikaten ürperiyorum. Hatta yerçekimsiz ortamda olmasam ayaklarımın yerden kesildiğini söylerdim. Ancak bu deyimin mevcut ortamda fiziki bir karşılığı yok. Bu şekilde tarif edebilirim hissiyatımı şu anda. Alper abi merhaba, ben Sena Taşkın. Samsun Üniversitesi Havacılık Uzay Mühendisliği son sınıf öğrencisiyim. Türk gençleri olarak en az biz de sizin kadar mutlu ve gururluyuz. Benim sorum, deneyimizi daha iyi anlamamız adına Uluslararası Uzay İstasyonu hakkında biraz, bize biraz bilgi verebilir misiniz? Sena merhabalar, memnun oldum. Tabii ki memnuniyetle. Görev yaptığımız Uluslararası Uzay İstasyonu dünyanın yörüngesinde yer alan bir uzay üssü. Dünya yüzeyinden ortalama 400 kilometre yükseklikte ve saniyede yaklaşık 8 kilometre hızla hareket eden bu uzay üssü, düşük yer çekimi ortamında bilimsel deneyler yapılmasına imkan veren bir laboratuvar görevi görüyor. Bunun yanında eş zamanlı olarak dünyayı gözleyebildiğimiz insanlı yapay bir uydu niteliği de taşıyor. Saatte yaklaşık 28 bin kilometre hızla dünyanın etrafında ortalama her 90 dakikada bir tur atıyoruz. Boyutlarına gelecek olursak yaklaşık bir futbol sahası büyüklüğünde 74 metreye 110 metrelik ölçüleriyle bu istasyon insanoğlu tarafından bugüne kadar uzayda inşa edilmiş en büyük yapı olma özelliği taşıyor. Ağırlığı yaklaşık 420 ton. ISS oluşturan ilk modüller Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri'ne ait roketler ve uzay mekikleriyle taşınmış buraya. Bu istasyonda o zamandan bu yana pek çok devlet tarafından birçok bilimsel alanda çalışmalar ve incelemeler gerçekleştirilmiş ve halen de gerçekleştirilmeye devam ediyor. Bu açıdan bakıldığında insanlığın barışçıl biçimde ve işbirliği içinde geleceğin şekillendirdiği bir anıt niteliğinde diyebiliriz. Alper abi merhabalar. Ben Tayfun. Evet, gururla izledik. Şimdi sohbetimize devam edeceğiz. Neslihan'cığım hoş geldin. Hoş bulduk, hayırlı olsun. Işılsın, çok güzelsin. Ay sen de öylesin. Yine içim açıldı. Özellikle de hani üstüme nazarlık takmayı unutmuşum program için. Hep bir nazarlık bulundurmaya karar vermişim. Bugün takmayı unutmuşum ama siz nazar boncuğu gibi geldiniz mavilerle. Teşekkür ederim. İkimiz de mavi takımlar sanki önceden konuşmuşuz gibi. Uğurlu. Aynı folklor ekibinden. Anadolu turnesi yaparken İstanbul'a uğradık biz. Evet evet. Öyle oldu. Canım benim. Hoş geldin. Hoş bulduk. Yani senden nasıl bahsetsem, o kadar çok yönlü bir insansın ki sen de. Zaten benim bütün arkadaşlarım böyledir diye kendime pay çıkarıyorum. Yani hani oyuncu olarak zaten şimdi ikimiz de eski oyuncularız ama eski, ilk seni o sıfatı kaldıralım. Biz deneyimli oyuncularız. Tecrübeli oyuncularız. Ama biliyorsun yaş almıyoruz artık. Bu arada ikinizin çok ortak noktaları olduğunu göreceksiniz az sonra. Çünkü mavi Neslihan, takım dışında. Onun dışında Neslihan çok güzel. Doğal beslenmeyi çok iyi bilir, sağlıklı beslenmeyi çok iyi bilir ve çok titizdir o konularda. Ben konservatuarda da öyle miydi? Hep öyleydi. Çok güzel. Yani hem yiyecekleri çok iyi tanır, neyin neyle yakışacağını da çok zevklidir. Hı-hı. Yani. Sadece giyimi kuşamı değil, ağız tadı da iyidir. Hı-hı. Ondan Kilomuz sonra güzel. Ve sağlıklı bitkileri çok iyi tanır. Önem veren bitkileri bir çok, insan. Çok iyi tanır. Mesela bitki çayını ben ilk ondan, eskiden böyle bir moda yoktu. İlk ona görüyorum. Yeşil çay öyle içer mi? Misin? Ne çay falan küçükken evet. Öyle küçük. Yani, tabii. Çok iyi bilir. Biz 18-20 yaşlarından beri konservatuvar birinci sınıftan beri birlikte olduğumuz çocukluğumuzdan için. Çocukluğumuzdan yani. Aynen beri. Aynen öyle. Aynen öyle. Evet. Senin biraz da şeyde başlangıçta en azından sonra lafı açacak da şeyden bahsetmek istiyorum.
Senin sende güzel iz bırakan, en sevdiğin, kendine en yakıştırdığın işlerinden biraz bahsedelim istiyorum. Çünkü ilk önce sen hepimizin Füreyya'sısın değil mi? Bir de evet, Demet Tiyatro'nun öyle girdi. Yani Türkiye'de, ne kadar sıcak güzel bir işti o. Evet, yani oradaki herkes hatırlanıyor o dönemi bilen. Sonradan seyredenler de artık Z kuşağı tabii bilmez. Benim oğlum bilmez ama hani o dönemdeki o işteki hemen herkes şu an yoluna devam ediyor ve ilk işimiz olarak Türkiye'nin en sevilen sitcomlarından biri olarak hala hatırlanıyor bir Demet Tiyatro. Yine enteresan bir şey değil mi? Şey oğlum bilmiyor diyor ya. Bazen bana şey gibi geliyor. Çocuklarımız bizim kim olduğumuzun farkında değiller gibi geliyor. Benim oğlum şu an bir film okuluna gidiyor Londra'da ve hiç kimse okuldaki hiç kimse benim oyuncu olduğumu bilmiyor. Mesela söylemiyor. Çünkü normalize ettiği bir şey. Ona enteresan gelmiyor. Hem öyle hem o şekilde anılmak istemiyor. Kendisi olmak istiyor. Diyorum ki soruyorlar mı hani annen ne iş yapıyor, baban ne iş yapıyor? Hayır, sorulmuyor. Hayır. Hayır, senin oyuncu olduğunu bilmelerine gerek yok. Çünkü bir kişi öğrenmiş, bir araştırmış onu ve beni. Google'da hemen evet, çıkıyor ve demişler ki çok hoş annem var. Onu bir daha duymak istemiyor. Şöyle bir şey dediler bir daha tamam. Ay, belki senden de kıskanıyor neyse. Ya yok, kıskandığından değil de annesiyle ilgili böyle arkadaşlar arasında bir konu olsun istememiş. Anneden yani bahsedilmesi çok cool gelmiyor. Evet evet, yani ben yokmuşum ergenler gibi davranmak istiyor. Evet anlıyorum ergenliği, anlamaya çalışıyorum. Sen biraz daha öndesin bu konuda, ben de anlamaya çalışıyorum 16 yaşı. Şimdi çok da güzel dizilerin vardı senin, herkes hatırlıyor onları. Bir de Demet Tiyatro'nun dışında ve tiyatro oyunları da mesela işte Kiraz Mevsimi, İstanbullu Gelin, onları çok severek oynadığını tahmin ediyorum. Çünkü çok keyifli karakterler yani, çıkarmıştın yani. Şükür ki şansıma her zaman oyuncu olarak karşımıza iyi projeler çıkmıyor. Tabii yani biraz bazen şans yapıyoruz, bazen 5 bölüm sürüyor, bazen 13 bölümde bitiyor. Şansıma Kiraz Mevsimi, İstanbullu Gelin, Sen Çal Kapımı hep hem Türkiye'de hem yurt dışında ses getiren işler oldu. İnşallah şansım da öyle devam eder. Bir de ben şeyi seyretmeye gelmiştim. Sen Dormen Tiyatrosu'na da ayrıca sahneye çıktın tabii ki. Ama o şey konservatuvar dönemi. Konservatuvar döneminde ama asıl şey vardı sizin oyundur. Onu not etmiştim özellikle. BKM dönemi mi acaba? BKM dönemi Senin Bana Bir Şeyhler Oluyor. Bana Bir Şeyhler Onu Oluyor. Onu da çok sevmiştim. Evet. O Ateş da, Böceği'ni de çok sevmiştim. Ateş Böceği 4 sezon gitti. Bana Bir Şeyhler Oluyor 2 sezon gitti ve hep kapalı gişe gitti. Yani biz haftanın her günü oynuyorduk. Evet. Yani tabii şimdi o kadar kimse oynamıyor ama o dönem öyle kapalı gişe giden oyunlarımız var, evet. Tiyatroya merak biraz azaldı mı ya? Yok. Bir sürü oyuna hala yer bulunamıyor ama özellikle Kadıköy'de değil mi böyle? Evet evet, hiç yani böyle ben bir ara Afife tiyatro ödülleri jürisinde de çalıştığım için yer bulamadığımız ve benim ben Afife jürisiyim acaba bana bir tane bilet falan dediğimiz zamanlar var, hiç söylemek istemediğim halde, ama işte o oyunu seyretmem lazım. O benim ödev oyunum ve ona puan vermem lazım. Bak bu çok sevindirici bir şey aslında. Oyuna yer bulamamak. Evet evet. Keşke ama hep öyle olsun yani. Yani işte 2 sene önceydi bu. Şimdi yine daha az oyunlara gidiyorum. O kadar öyle 70-80 oyunu seyretmiyorum sezonda ama belli başlı oyunları kaçırmamaya çalışıyorum. Bilet fiyatları özel tiyatrolarda çok arttı. Ona üzülüyorum. Devlet tiyatroları, şehir tiyatroları gayet yani verilebilir ölçülerde fiyatlar. Çok düzgün fiyatlar. İnsanlar da onları tercih ediyor ama çok da güzel oyunlar yapıyorlar. Eskiden beri ben hep özel tiyatro yaptığım için hani ödenekli tiyatroda ben çalışmadım. Ben o yüzden de yapmadım. O bir haksız rekabet yaratıyor değil mi bilet fiyatları? Evet ama yani geçen gün bir arkadaşımın gösterisi, tiyatro demeyeyim de bir gösterisinin fiyatını gördüm ve inanamadım. Benim geçen seneki ev kiramdı o yani. Arkadaşın olduğuna göre senin sana zaten davetiye gelir. Evet ama yani hayır istemem ama yine de çok yüksekti fiyatı. Evet, ünlü evet bir arkadaşımız da işte, o bir evet gösterisi için. Şimdi Neslihan'ın şöyle de bir özelliği var. Hani dedim ya çok yönlü diye. Hani düz oyuncu değil. Hani
Aynı zamanda da girişimci. Ay, bir girişimci iş kadını oldum yani. Ben evet. İş kadını oldum bu arada. Kendi markasını oluşturdu. Ve özellikle bu süreçte ben bu şeylere çok üzüldüm. O bebek çocuk katliamı beni mahvetti uzun süre Gazze'deki. Hepimiz ondan sonra o süreçte işte bu boykot vesaire falan filan. Mesela senin oğlan İngiltere'de olduğu için oradaki mutlaka aktivist arkadaşları vardır belki de katılıyordur. Çok politikanın yani. İçinde benim oğlum zaten. O iyi bir şey ya. Gençlerin o hali benim hoşuma gidiyor. Farkındalar her evet, şeyin. Çok, her yani. Şeyin çok farkında. Çok uzun güzel. Süredir farkında. Yani 4-5 güzel. Yıldır çok politik bir çocuk. Biliyor her şeyi. Gurur yani. Verici bir şey bence. Bilmesi iyi. Bazen ona soruyorum. Şurada ne oldu diyorum. Yani ülkelerin politikalarını, tarihlerini çok takip eden bir çocuk. Hem de 8 yaşından, 7-8 yaşından beri hem de çok öyle bir tuhaf tarafı var. Yük olsun istemem ona ama çünkü bize yük oluyor yani. Hassas insanlarız. Evet, vicdanı olan insanlarız. Müthiş bir duygusal yük. Evet. Evet. Evet, bilinçli olmaları. Bizim için önemli çocuklarımızın bilinçlenmesi. Benim kızım da öyledir. Çok dünya olaylarını takip eder. Öyle aktivisttir, mi? Şeydir falan filan. Öyle gençleri görünce ben umutla doluyorum ve kendimi güvende hissediyorum. Yani dünya açısından evet, kime güvende bırakacağız hissediyorum. Evet, yani. Gerçekten bırakacağımız aklı başında bir nesil var yani. Belki şimdi uyuyor olanlar da onların sayesinde uyanacak. Yani. Ben de çok apolitiktim. Gençken yani politikayla o kadar ilgim yoktu. Bizim kuşak öyle yetiştirilmişti. Evet, apolitik çünkü. Olmak beni rahatlatıyordu. Yani hiç bulaşmayayım istiyordum ama hani şu dönemde Türkiye sınırları içinde her yurttaşın biraz politikaya bulaşması, bilmesi, gerekiyor. Bir fikri olması evet. Yoksa gerekiyor. Çünkü anlayamıyoruz orada neden bu zulüm yaşanıyor, ne oluyor, ne bitiyor bunu anlamamız gerekiyor. Hep diyorum fikir sahibi olmak için önce bilgi sahibi olmamız elbette, gerekiyor. Elbette tabii. Şimdi bilgi sahibi olmadan konuşanı da tuhaf karşılıyoruz. Evet elbette. Aynen öyle. Neslihan dediğim gibi bu süreçte çok hoşuma gidiyor bu girişimciliği. Çünkü çok hep güzel. Böyle boykot yaptığım için yerli milli evet. ürünlerin peşindeyim. Neslihan da öyle. Hatta bak şey not ettim. Senin yaptığın ilk defa Türkiye'nin ilk duş yağını çıkardım. Üretmiş. Evet. Yani yerli milli şey. Kozmetik markam var. Ben de çok evet, şaşkınım evet. buna evrilmesine. Mesela nasıl başladın? Ay nasıl başladım? Yani ben kendimi hani ve durduramıyorsun da ticaret öyle bir şey. Hep de hani ileri gitmek istiyorsun. Durduğun yerde duramıyorsun. Geliştirmek istiyorsun. Ya ben sanatçıyım, ben artistim. Yani ticaretle benim ne alakam olabilir? Ama bu bir tesadüf zinciriyle başlayıp buraya kadar gelen ve yani çıkmam lazım. Durduğun yerde duramıyorsun. Kozmetikte özellikle hep yeni bir ürün çıkarmak istiyorum. Yani şifalı olsun istiyorum. Nasıl çıktı? Doğal olsun. Doğal olsun istiyorum. Çünkü mesela biliyorsun sen beni. Mesela doğadan geldiğine inanıyor şifanın. Evet kesinlikle. Aynen öyle. Ben de öyle söylüyorum hep. Yani bir diyetisyen olarak sizin de bunu evet. kabul etmeniz çok doğru. Güzel. Ve biraz tesadüfler zinciriyle başlayan bir şey bu. Bir tekstil firması, fular firması bana ipek fularlarını gönderdi. Hatta İstanbul'a gelin dönemiydi. Ben onları paylaştım, satışları arttı. Dediler ki sizi çok seviyor insanlar. Yani satışlarımız patladı sizin paylaşımınızdan sonra. Biz sizin isminizi basalım mı? Bazı fularları dedim ki benim ismimi niye basıyorsunuz ya fularları? İlk ışık orada mı yandı? Aslında onlar sana fikir vermiş oldu ben hayır, bunu yapabilirim diye. Evet ama bana bir iş teklifiyle mi geliyorsunuz dedim. Hayır dediler hatıra olsun insanlara. Dedim ki o zaman ben fular tasarlayayım çünkü ben oyuncu olmadan önce moda tasarımcısı olmak geçen istiyordum. Geçen gün birisi bana bunu sordu biliyor musun? Seni konuk olarak geleceğini öğrenince bir arkadaşım sordu. Dedi ki çok güzel şeyler tasarlıyordu, fularlar tasarlıyordu. Niye artık bulamıyorum? Ben de Neslihan'a sordum. Çünkü ondan bitti sonra, onlar. Evet. O tekstil meselesi kozmetiğe evrildi. Yani ben tekstille büyüttüm sonra onu. Fularlara kıyafetler kattım, elbiseler kattım, müslinler kattım falan derken. Çantalar falan çanta, gördüm. Bir şeyler böyle. Vardı, hep vardı. Hani tekstil ve türevleri. Sonra dedim ki yani kaç defa şunun kaç rengini alacağız ve şunun bir yapımı tonlarca su harcamaya sebep oluyor. Ama ben hani içinde doğa olan bir kozmetik ürünü yapsam insanlara iyi gelecek. Yani bir krem çıkardım, güzellik balmı çıkardım ki ikinci seneye girdi.
en çok satan ürünüm. %100 doğal. İşte bir saç yağı çıkardım %100 doğal. Bir de parfüm var mesela. Parfüm tabii %100 doğal olamadı. Neslihan ıtır çiçeğini çok sever. Çok güzel. Değil mi? Ay, eskiden aşığım, böyle çok seversin. Itıra. O parfümün içinde ıtır varmış. Yani ıtır hemen her şeyde var. Bak en çok hatırladığım küçüklüğümüzden sabunlara meraklıdır, mumlara meraklıdır. Evet, hepsi tabii var şimdi. Ondan sonra ahşap bir şeyleri boyayıp renklendirmeye çok meraklıdır. Çok böyle renkler, kokular deyince evet, aklıma hep Neslihan ya, gelir. Evet. Yani sen hayata çok güzel dokunuyorsun o anlamda. Bulunduğu ortamı da güzelleştirir yani böyle. Işığında, evet, kendi evet, ışığında, kendi projeleri evet, çok önemli. Ne kadar onu baskılasa da bir yerde böyle bir şekilde mesela vesile olmuş diyor aslında o fular. Ama o kendi ışığında Neslihan Hanım'ın içinde yatan bir duygusu evet, parlamış ve ileriye kendini gitmiş. Kendini gerçekleştirmiş evet, oluyor evet, aslında. Çünkü buldum, o da bir yaratıcılık. Başarısı evet, isteğini yani gösteriyor evet, aslında. Evet, çok güzel. Evet. Bir şey zaten kendi içinden doğal olarak çıkınca evet, başarılı da oluyorsun. Evet. Hani içselleştirdiğin ya, bir inşallah, mevzuysa evet, çok gerçek oluyor. Ben orada sen de çok ışık görüyorum. Büyük işler yapacaksın. Doğaya zarar vermemesi, doğada kaybolması. Çok önemli. Çok vicdanen de çok rahat hissettirebilen evet, bir şey. Çünkü evet, onu söylemek istedim Neslihan Hanım. Bir şeyleri değiştirmek istiyoruz. Bir şeyleri yapmak istiyoruz. Doğaya zarar vermek istemiyoruz. Ben de her zaman bunu söylüyorum aslında. Diyorum ki sağlık doğamızda, içimizde aslında. Biz tabii, sağlığı uzaklarda aramıyoruz. Çok pahalı beslene gitmeye gerek yok diyorum. Herkes maddi durumun iyi olmasa da sağlıklı beslenebilirsin. Tabii. Doğa şifada diyorum. O yüzden biz her zaman kendi ektiğimizi yedik, kendi yetiştirdiğimizi yedik. Her zaman böyleydi. Hep şunu söylüyorum. Mesela şimdi çoğu diyetisyen bilmiyorum ama ben topraktan geliyorum. Topraktan geldiğim bilgileri anlatıyorum. Sonradan öğrendiklerimi aslında anlatmıyorum. O çok önemli bir konu. Evet. Mesela az önce söylemeyi unuttum. İşte sağlıklı beslenmeden bahsediyoruz ya. Ben de mesela şöyle bir bilgi kalmış benim aklımda. Hangi coğrafyada yaşıyorsan ve senin ataların, aile büyüklerin nasıl besleniyorsa senin için de öyle beslenmek doğrudur diye. Evet, doğru. Çünkü bir de genetik meselesi var yani. Elbette. Yani değil mi? Yapımız bulunduğumuz coğrafyaya, köklerimizin olduğu yere göre dizayn edilmiş olduğuna göre atalarımız neyle besleniyordu? Bizim için de o hani çok fazla sonradan icat edilmiş şeyler değil. Kesinlikle. Oralarda yetişen hani babaannemizin, anneannemizin de pişirdiği mesela. Evet, bunları evet, da bu gelenekleri de sürdürmek de sağlıklı. Kesinlikle bence. Zaten 1950-1960 yıllarına kadar her zaman iki öğün beslenme vardı. Üç öğün beslenme diye bir kavram yoktu. Ya, bu çok önemli. Bak ne bunu da not edeceğim. Birinci ve ikinci dünya evet, savaşı bitti. Refah, bolluk dönemi geldi Neslihan Hanım. Ondan sonra bununla birlikte üç tane ana öğünler çıktı. Yetmedi, bir de kaloriyi arttırdık. Tabii. Ne oldu? Bakalım. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra kalp damar hastalıkları, obezite, şeker hastalığı tam 5 kat arttı. Hmm. O zaman burada bir yanlış yapıyoruz. Aynen öyle. 3 ana, 3 ara öğün sağlıklı değil. Bundan 2 yıl önce Nobel ödülü alan bir kişi 2 ana öğünün doğru bir beslenme şekli olduğunu bilimsel olarak ispatladılar. Evet. Biz de aslında öyle yapıyoruz değil mi Neslihan? Yani günde 3 öğün yiyecek zaman oluyor mu senin? Yok, ben 2 öğün yiyorum. Değil mi? Bir ara öğün evet, sağlıklı bir ara öğün yiyorum. Evet. Yani. Çok güzel. Mesela Neslihan'ın bir şeyi var. Orada bir ortak noktanız olduğunu söyleyecek değil evet, mi? Evet, doğalıyız. Babaannesinin çiçek yetiştirmesi. Çok güzel. Onu etkilemiş yani bitkileri değil mi? Doğaya merakı evet, o yaşlardan çocukluğundan evet, başlamış. Evet, hep öyleydi. Karadenizliydiniz değil mi? Annem Karadenizli. Ya oranın doğası zaten babaannem, cennet. Bursalı, Gemlik hmm, tarafından. Orası her da zaman, yeşil Bursa yani. Evet yani anneannemin bir çiftliği vardı. Zaten hemen her hafta sonumuz orada geçerdi. Babaannem çiçeksiz yaşayamazdı. Zeytinliklerimiz vardı. Çok zeytine ya, de zeytinyağına da para vermezdik. Ben zeytinyağsız yaşayamam. Yanımda taşıyorum çiçeği yani. Anne sütü kadar değerli. Evet. O kadar söylüyorum. Bol bol elbette, tüketin. Korkmayın. Biz hala yemeklerimizi böyle bolca zeytinyağlı yaparız. Ben babaannemin adıyım bu arada Neslihan Hanım. Babaannem... Benim de babaannemin ismi Hatice. Harikasınız. Aa, bak, harikasınız. Gördüm, çok ortak güzel noktaları. Babaannem... Ben bunun uğurlu bir program olacağını söylemiştim. Böyle evet, çok dünden beri böyle enteresan tesadüfler oluyor. Gelen konuklarla enerji böyle bir kimya tutuyor, bir şeyler oluyor. Hayırlı uğurlu olsun. Yani. İzleyen herkese de şifa olsun inşallah. İnşallah. Babaannem okuyamadı. Hep içinde kaldı. Ah kaldı. Hatta güzel videomuz vardı. Kızım oku dedi. Pamuk ninem diyor. Hep o kadar okuttu, tatlı videoları var ki. Ve yetiştirmiş, okutmuş. Nerelisiniz hep siz? Hayal etmiş beyaz Manisa, önlük giysin diye. Manisa Sabahlı Çamlıurt köyündenim. Köyde yaşamı sürdürüyorum. Anne babamla ofisim var Manisa merkezde. Online diyetle tüm dünya hizmet veriyorum. Online diyet olarak çalışıyorum Neslihan Hanım. Güzel bir Instagram sayfam var aynı zamanda. Hiçbir
kişiyi kıskanmam, köyde yaşıyorum dedi ya, onu kıskanırım işte. Evet. Hala yani. Tabii tabii. Oo süper. Anne babam hep beyaz önlük giymemi istedi. Babaannem de hep okumamı istedi. Kızım altın bileziğini tak, altın bileziğini tak. Babama da hep köyde kız çocuğudur okutma. Bak görüyoruz ekranları şu anda. Kız çocuğudur okutma, evet. Eğlenir gider güzel dediler. Babam da tüm yokluğa rağmen okuttu. Yani bu da çok bir şeydir. Babama okutma baskı yaptı tüm köydeki halk. Bir de köy, bizim köyümüz civar köylerin nadir okuyan kızıyım. Yok yani okuyan yok. Şimdi ne kadar gurur duyuyorlardı. Tabii değil çok mi? Gurur verici. Ya kız çocukları okusun. Kız çocuklarına bayılıyorum kesinlikle ben. Kesinlikle. Hepsi okutulmalı. Altın evet bileziğimiz mesleğimiz. Aynen bir kadın öyle kimseye muhtaç olmayacak. Kendi kendine bakabilecek. Kendi mesleği olacak. Bilgisi olacak. Ne olursa olsun bir gün kendi mesleğini yapması gerek. O yüzden... Bir şey söyleyeyim mi? Bu da çok samimi bir itiraf olsun sana kişisel olarak. Çünkü daha önce de söylediğimi zannetmiyorum, hatırlamıyorum söylediğimi. Sen de benim rol modelimsin aslında, biliyor musun? Az önce bahsettiği şey var ya, işte kendi özgürlüğün, kendi evet özgüvenin, bağımsızlığın. Hani sen her şeyi ilmek ilmek kendin dokudun, yaptın. Ben evden ayrılmıştım konservatuara başladığımızda. Sen hala annenlerle oturuyordun galiba, evet, ondan mı acaba? Aynen biraz öyle da ondan da olabilir. Aynen öyle. Bizim konservatuar parçalarımız, oyunlarımız hep genelde beraberdi. Çok yani biz bir ikiliydik. İkimiz hep partnerdik. Evet. En yani yüksek notları hep da biz notları alıyorduk. Hep en yüksek notlar bizimdi ve sinir olurduk. Böyle 80 falan aldığımız zaman, yani ya 90 alacağız, 100 alacağız. Aşırı hırs yapardık. Böyle bir hırslı öğrencilerdik yani. Bence güzel. Ben de öyleydim Esen Hanım. Hırs güzel. Ders anlamında güzel bence. Pozitif anlamda. Evet, pozitif. Ders tabii anlamında güzel. Bir şey yaptığımız zaman daha iyisini yapmalıyız. Evet, evet. Ders anlamında ben de öyleydim. Hep böyle derslerimi takip ederdim. Özeti çıkardım, özetini çıkarırdım. Çalışmak güzel. Hep beyaz önlükle görmek istermiş ailesi. Beyaz önlüğüyle çok mutlu şimdi. Evet. Bir de şey çok hoşuma gitti. Bak o da mesela sende vardır. Böyle bir yaşama sevinciyle kalkıyor yataktan. Daha güneş doğmadan değil mi? Ezan vaktine yakın. Her gün ondan sabah ezanı sonra... ofisimde okur Neslihan Hanım. Zaten bir saat önce gitmiş olurum. 5. Evet saat 5.30 gibi. 6.20 geçe ilk seansımı alıyorum 6.30'da. Wow. Amerika ağırlıklı hizmet veriyorum. Ha, biraz Avrupa ağırlıklı. Saat farkımız fazla. Ama bir de ruhsal açıdan da nasip, berekete çok inanıyorum. Evet, babaannem de öyle öğretti. Diyor. Camı kızım açıyor, nefes alıyor. Diyor ki güzel köyüm günaydın. Yani o kadar güzel şeyleri davet ediyor ki o sırada. Oh ne evet, güzel evet, merak ettim köyü. Bekleriz her zaman. Yani biz İstanbul'un kaosundan bir gün yorulduğumuz gidelim, bir gün gidelim, ben çok isterim. Beklerim. Severek öneririm sizlere. Manisa, Hatice teyzeyle. Çok güzel çok bir yer güzel Manisa ya zaten. Yani. Çok güzel, beklerim bereketli her zaman. Bereketli topraklar. O yüzden kopamıyorum. İstanbul'a gelmeye projelim vardı belli bir gün. Haftanın belli bir günü. Kimse köyünden kopmasın. Toprak o kadar önemli. Aynen çok önemli, keşke bizim de olsa. Ki. O kadar önemli ki ben özümüz, seni götüreceğim. Aslında özümüzü unutursak kayboluyoruz. Özümüzü unutmayacağız. Aynen. Nereden geldiğimizi unutmayacağız. Hep babaannem böyle söyledi bana. Kızım hiçbir şeyimizden utanma. Sen böylesin. Aa, tabii. Bunu not ettiğim bir iki tane öğüdü var. Çok hoşuma gitti. Evet, özümüzü unutma. Şimdi bir tane sokak röportajımız var. Onu izleyelim. Tabii. Ondan izleyelim sonra muhabbet çok renkli bir şekilde devam edecek. Tabii. Hayatınızda hiç diyet yaptınız mı? Diyet mi? Çok yaptım. Ne yaptınız? Metodunuz var mı? Benim mi? Ekmek yemiyorsun. Hamur işleri yemiyorsun. Yemeyince de güzel kilo veriyorsun. Spora gidip spor yani parasını bir yıllık ödeyip spora gitmeyen biri var karşımda. Diyet hak getiriyor. Evet. Peki diyet yapsanız hangi metodu tercih edersiniz? Bu bana özeldir dediğiniz bir şey var mı? Ya iyiyim iyiyim ama hani şey yani nasıl kısıtlanmayayım, daha doğrusu öyle söyleyeyim. Hani kısıtlanmayayım. İşte şu kadar peynir, bu kadar zeytin değil de hani ne bileyim her şeyden yiyebileyim az yiyeyim. Öyle yani diyet bana çok uzak bir şey ya. O yüzden de kilo veremiyorum işte. Zaten ben her gün diyet yapıyorum. Yani kontrollü gidiyorum. Ne yapıyorsunuz? Hangi metodu uyguluyorsunuz? Mesela ilk başta sabahlar spor yaparım. Bir hafta su perizi yaparım. Bir hafta yoğurt, zencefil, zencefil devam ederim. Sabahları az yerim. Saat 4'te yemek yerim. Hiç diyet yaptınız? Hayır. Peki yapmayı düşünüyor musunuz? Yapmayı düşünmüyorum. Peki bir gün diyet yapacak olsanız hangi metodu izlersiniz? Hangi metodu izlerim? benim kuralım var. 3S kuralı. Salatalık, salam, bir de simit.
Ben bunların içini yiyorum sürekli. Hep bunları yiyorum. Diyet şöyle, yani dikkat ediyorum ama özel olarak bir diyet yapmıyorum. Dikkat ediyorum. Hem mesela beyaz ekmek hiç yemeyeme çalışıyorum. Özellikle belediyenin hak ekmeği. Allah rahmet etsin, Toba zamanında o yaptığı şey organik bir ekmek var. Maalesef şu anda kalitesini de düşürdüler. Onu da çıkaramıyorlar. Onu yemeye çalışıyorum. Ayrıca da yürüyüş yapıyorum. Çarşı pazar. Öyle o şekilde ama özel bir diyet yok. Aşağı yukarı. Ne, peki nasıl diyetler yaptınız? Yani az yiyerek. Ekmek yemeyerek. Evet, diyetim o. Ekmek yemiyorum, az yiyorum. Eşinize de diyet yaptırıyor musunuz? Yok, o dinlemiyor ama o zayıf. Peki, diyet yapsan hangi metodu uygularsın ya da hiç diyet yaptın mı? Yani yaptım ama çok da bir bilgim yok açıkçası. Nasıl yaptın diyeti? Ya ben spora gidiyordum, o ara liste vardı, o şekilde yapıyordum. Yani kuru yemiş şeklinde meyveler. Yani ben işte yumurta falan yiyerek bu şekilde yapıyordum. Ben ekmeksiz yapamam. Yani illaki mesela fasulye, kuru fasulye yapacaksın, yemeği olmayınca olmuyor yani. Ben ekmeksiz yapamam ama hani azaltırım, o ayrı bir şey. Fazla yiyorum bu aralar. Bilmiyorum işte. Afiyet bol, şeker olsun. Teşekkür ederim. Ekmeksiz Türkiye'nin, Türk halkı zaten ekmeksiz yapamaz. Bir de ben çiftçi çocuğu olduğum için her börekli çörekli yapıp yiyoruz yani. Diyet yaparım, ekmeksiz yapamam diyorsun. Ha, diyet hani yürüyüş yaparız ama böyle hani ekmeksiz yapamayız. Sokak röportajlarına bayılıyorum. Bazen ya, çok esprili şeyler çıkıyor. Üçse, ne matraklı salam, üçse kuralı. Salatalık, simit. Yok, salam, sosis. Bir de salatalık dedi, evet. Yani salatalık okey de. Simit demedi mi? Simit dedi. Simit. Evet, simiti sordu, evet. Salamı herhalde son sevdiği şeyleri sıraladı değil mi? 3S ama. Simit direkt kendi şekli gibi direkt göbek bölgesini yalandırır. Onu hayal edin. Aynen, direkt beyaz unları gördüğünüz zaman hamurçları direkt göbek çevresinde yalanmayı çok sever. Çünkü beyaz unlar çok akıllı, işlenmiş ürünler. Gidiyor, vücudun hayati organların etrafına yağlanıyor. Karaciğer olsun, safra olsun, göbek bölgesi. Özellikle erkeklerde çıkıntı bir göbek görüyoruz. Çok tehlikeli. Kalp krizini %60 tetikliyor. Sonra bir anda görüyoruz. Gencecik insanlar kalp krizinden gidiyor. Allah. Çünkü neden? Kalp damarlarını daraltıyor. Kötü beslenmek damar çeperlerinde tamamen plak oluşma sebep oluyor. Hı-hı. O yüzden zeytinyağı. Evet. Değil mi? Zeytinyağına çok meraklıdır. Sen evde ekmek de yaparsın değil mi? Şu an evimde ekşi maya var. Onu çok besliyorum. Güzel. Şimdi birkaç gün daha besleyeceğim. Sonra ekşi maya ekmeğimi, cevizli ekmeğimi yapacağım. En sevdiğim ve siyez unuyla. Siyez ununa aşığım, siyez bulguruna aşığım. Yani çok az tüketiyorum bulgur ama bulgur yiyeceksem mutlaka siyez, evet, bulguru yerim. Pirinç bize uygun değil. Biz pirinci çünkü doğru yapamıyoruz. Aslında diyoruz ya, pirinç yiyen toplum var, uzun yaşar ama biz pirinci kavuruyoruz. Kavurduğumuz zaman glisemik indeksi Türk uzun yaşa. O yüzden bu benim işte maalesef. Ya ama ben siyah pirinç çok seviyorum. Yani siyah pirinci keşfettiğimden beri lezzetli tadını çok seviyorum. Daha evet. Glisemik indeks düşük ama bulgur bizim toplumumuza biraz daha uygun. Zaten eskilere baktığımızda hep bulgur yemişler. Bizimkiler bulgurdan kaç yüz çeşit yemek çıkarıyor yani. Evet. Bir de bereketli bir çok besin olduğu için, evet, yani çok. Şu kadarcık yapıyorsun böyle oluyor. Evet. Çok. Şifa. Bereket, bolluk ne kadar önemli bir çok şey güzel, değil mi? Tabii ki de. Her anlamda. Yani sadece yiyecek, içecek, yani rızık değil. İnsan anlamında da bereket içinde olmak. Manevi anlamda. Sana yani, evet, sana faydalı enerji olacak, sana pozitif enerji verecek, sana sevgi verecek, ilgi verecek insanlar. O yüzden ben kozmetik yapıyorum yani. İnsanlar ürünümü kullandığı zaman, açtığı zaman, şimdi sana da getirdim. Lütfen sen de kullan ve bana yorumlarını söyle. Birazcık nispet yapacağım arkadaşlar. Kusura bakmayın. Yayından sonra bana getirdiği o güzel pakettekileri Instagram'dan paylaşacağım. Kıskanmayın ama isteyen herkes ulaşabiliyor ya, yani. Ki, yani şifa olsun istiyorum insanlara, iyi gelsin istiyorum. Zaten o niyetle yapınca da öyle olur. O niyetle evet, yapıyorum. Tabii, elbette. O yüzden tekstilden uzaklaştım. O yüzden doğanın bana verdiklerini kavanoza koyuyorum, şişeye koyuyorum ki insanlara iyi gelsin. Çünkü artık birbirimize iyi gelme dönemi olmalı. Öyle korkunç şeyler yaşıyor ki dünya. Birbirimize iyi gelelim. Yaptıklarımı, yani şu çay iyi gelsin, şu şuraya koyduğunuz nane iyi gelsin. O benim için değerli ve önemli. Söylediğim bir cümle, kesinlikle, yani sizin söylediğiniz bir cümle. Konuştuğumuz bir konu.
bir aydınlanalım, bir güzelleşelim, bir iyi gelsin. Evet, bir uyanalım değil mi? Bir ruhumuz olduğunu hatırlayalım. İçinde de bu var. Yani buna evrildi. Ben buna dönüşeceğini bilmezdim ama benim doğam da tabii ki markanın içinde. Her şeyle sahibi ben olduğum için. İyi gelsin insanlar istiyorum. İşte böyle insanlara bayılıyorum. Yani sizler gibi çevresine, bütüne hayırlı, faydalı. Evet, dua bütüne almak. Faydalı. Evet, bütüne dua almak faydalı. Da çok güzel bir şey. Çok güzel. Mesela çok güzel. Şey benim tüm danışanlarım, hocam Allah razı olsun. Çok memnunum. Sayenizde yapadım. Ben de bunu çok duyuyorum. Bu çok güzel bir şey. Ben bu çok güzel bir huzur. Bunu. Bu benim mesleğime daha da bağdaşmamı sağlıyor. Daha evet. da bağlanmamı sağlıyor. Bilgi kirliliğinden kurtulmamız lazım. Benim amacım da halkı tamamen bilinçlendirmek, özümüze dönmemiz. Aslında çok uzaklarda aramamak gerek diyorum ya. Aslında dibimizde. Bak limon. Tabii. En alikalı bir besin, en yağcı besinlerden bir tanesi. Olan herkesin şey elinde yani. Var. Hem zayıflatır hem seni inflamatuar hastalıklardan korur. Yeşillikler. Herkes ulaşabilir bunlara. Evet. Aslında yani, diyet yapmak pahalı da değil. Aynen öyle. Kozmetik de o anlamda. Evet. Hani bir ara kozmetikçilerle ilgili tatsız şeyler oldu. Şimdi onu ülkemizde. Soracaktım öyle sana. Sen onun acısını çektin mi diye. Çünkü bir ön yargı oluşuyor ya insanlara. Sen bir şey söylemiştin, o kalıp olarak hoşuma gitti. Selebriti kozmetik kombinasyonundan çok çektim diye. Çünkü gündeme evet. geldi ve bir güvensizlik oluştu yani, değil mi? Böyle bu, merdiven altı ürünler evet, vesaire falan. Yani bile. Fenomenlerin çıkarttığı, şimdi kimseye bir laf etmek istemem. Ama aradaki farkı tüketicinin, bilinçli tüketicinin görmesini istiyorum. Zaten onlar görüyor, benim bir kitlem var ama insanların biraz daha bilinçlenmesi okumamız lazım. Okumamız gerek. Evet, yani içerik arkasına okuyalım. Ne var? Neden yapılmış bu ürün? Merdiven altı ürün yapmak kozmetikte o kadar kolay ki. Yani benim bir ürünüm aylar sürüyor Ar-Ge'si. Aman içine kimyasal bir şey girmesin. Aman kimseye alerjisi dokunmasın. Aman doğanın bize esansiyel yağlar çok kullanıyorum direkt mesela. Direkt kendin iletişim kuruyorsun değil mi? Takip ediyorsun bu süreçleri. Takip etmek zorundayım. Kozmetik yapıyorum yani. Ama ben ilk önce kendime yapıyorum. Kendimin kullanmayacağı hiçbir şeyi satmam. O yüzden ürünlerime aşığım. Ben kozmetiğe her zaman çok düşkündüm. 16 yaşımdan beri. Hatırlıyorum. İlk önce parfüme. Şimdi mesela renkli kozmetikler geliyor. Makyaj yapacaksınız. Çok yakın zamanda çıkıyor. Makyaj yaparken size bakım yapacak o ürün. Yani Türkiye'de ben böyle bir ürün... Yok daha önce. Renkli banlar yapıyorum yani. Bu tam benlikmiş işte. Heh, çünkü ben çok kullanacaksın, çok özel seveceksin. Hayatımda hiç makyaj yapan biri değilim. Hem üşenirim. Bir de biz mesleki olarak çok fazla kamera önünde olduk ve çok makyaj yaptık evet, yıllarca. Evet, yoruldu cildimiz. İstemiyoruz öyle bir şey ama bu hem aynı anda bakım da yapıyor olması güzellik malzemesi. Aynı anda çok güzel bir şey. Renkli banlar çıkarıyorum. 5 renk. Aynı anda bakım yapacak, tam nemlendirecek. Evet, bu herkeslik olmalı daha, yani. Daha sık görüşelim Neslihan Hanım. Yani krem bazında böyle yağ içerikli ürünler hiç öyle toz değil ve hani belki altına nemlendirici bile sürmenize gerek kalmayacak. Yüzünüzü renklendireceksiniz ve o renk size hem bir ışıltı verecek hem cildinizi nemlendirecek. Geliyor yakında. Evet. Harika. İçerik çok okumak. Biraz önce söylediğim içeriğinde ne var? Tabii bakalım yani. Ne koymuşlar? Tabii, renklendirici tabii. mi? Mesela aynı zaman çocuklarımız aynı şekilde diyoruz okullara gönderiyoruz. Bir tane gofret verip göndermekle çocuk iyi bir eğitim alamaz. Anneler sabahları poğaça verip simit verip çocuklarını okula gönderiyorlar. Ya da çocuklar kantinlerden hala paketli gıda alabiliyorlar. Evet, İçerinde maalesef. Ne var? Arkasını bir okuduğumuzda çocuğumuza aslında trans yağ yediriyoruz. Trans yağ ne yapar? Kanseri uyandırır. Bir nevi bilinçli. Mesela ben şunu söylüyorum. Bir çocuğun en güzel kahvaltısı menemendir. Ay çok menemen severim. Menemen herkes sever. Evet bir de lezzetli yani. Menemen bir de her çocuk severim. Sever. Yumurta yemeyen çocuk bile menemen yer. O yüzden çocuklarımıza diyoruz ya iyi bir nesil bırakmak gerekli. Çocuğumuzu iyi besleyeceğiz ki zihni iyi çalışsın, dersleri kafasına daha iyi çalışsın, daha iyi odaklı olsun, daha zinde hissetsin, daha özgüvenli hissetsin. Çok önemli. İyi bir şey. Beslenen bir çocuk daha özgüvendir. Kendini öne atmak ister. Mesela Neslihan da öyle bir anne. Kendi zaten sağlıklı beslendiği için ben eminim sen oğlana ya mutlaka iyi örnek olmuşsundur. Şu an iyi örnekmişim gibi gelmiyor bana. Çünkü o ergenliğiyle mesela benim yediğim o sağlıklı şeyler onun hiç şu an ilgisini çekmiyor. Ama bence onu çok güzel aşıladım ben. Evet. Yani ergenlikte ben de annemi o kadar hani 16 yaşındayken aslan 17'ye girecek. O kadar ciddiye almıyordum ama
Sonra baktım ki ben sadece sağlıklı besleniyorum. Büyük ihtimalle şimdi erkek çocuğu da olduğu için geçici bir dönem. Öyle olduğunu, özüne dönecek ve hissedecek an. Mesela salata yemiyordu bir ara hiç. Şimdi salatasız kalk, o da salatayı deli gibi yiyor yani. Bir ara hiç küçük sebze sevmiyordu ya, ki ben ona hep böyle karıştırıyordum. Avokadoyla muzu karıştırıyordum. Çok güzel. Ondan bir mus yapıyordum falan. Nelerle besledim. Ay nasıl uğraştırdı beni. Hepsine değecek eminim. Yok değeceğine eminim. Ay çok değecek. Uğraştırdı beni. Değmez olur mu? Çünkü bir çocuğun yağ hücreleri sayısı 0-6 yaş aralığında oluşur. Ne kadar aslında önemli, biz çocuğun kilosu çok iyi şu kilolu olup olmamasını 6 yaşına kadar belirliyoruz. İlk mesela ilk bir yaşına kadar çocuğun, iki yaşına kadar yiyip yemeyecekleri belli. Siz farklı besin yedirirseniz yine çocuğun DNA dizilimine aslında orada bir zarar veriyorsunuz. Ya. Hasar veriyorsunuz direkt. O yüzden yağ hücrelerinin sayısını oluşturan da yine anne baba. Evet. Ay biraz İngiliz babaya benzedi benimki ama ya, neyse anneye döneceğine eminim. Evet. Ama mitokondri annede. Biz onu çeviririz ya. Yani biz geçen sene ilk kez Rize'yi ziyaret ettik. Benim annem Rizeli. Benim oğlum annem kadar Rizeli çıktı bir anda. Yani Rize'ye gitti. Asla yemeyeceği, daha önce ağzına sürmediği kara lahanalar, işte oradaki mıhlamalar, her yerim ben. Daha ilk kez yiyor yani, ilk kez tadına bakıyor. Toprak. Yerim, ben onu yerim. Aa, çok severim. Kan sever çekiyor. Misin filan. Bayağı kan çektiğini Rize'de gördük yani, o yaylalarda. O tereyağlar, o kaymaklar, bayıldık. Ah, şimdi Rize, çok güzel muhteşem. Bir konuya da değindi. Artık büyüklerimiz ziyarete de gitmiyoruz. Mesela büyüklerin ziyarete gitmesi, onları benimsemesi de çok güzel bir şey. Özümüz yine aynı şekilde. Aynen. Özümüz. Aynen. 90 yaşındaki büyüklerimizi ziyaret, onu görmem lazım. Onu elini tutup onlarla sohbet etmeler beni bu çok 16 az. Yaşında bir çocuk olarak çok şaşırttı. O da ruhumuzu de. Besliyor aslında evet. Bunları yapmak değil mi? Mesela şey bana çok dokunuyor. Biz küçükken öyle değildi. Şimdi biraz bayramlar mesela. Hani büyüklerimizi ziyaret ettiğimiz günler genellikle tatil fırsatına dönüştü. Herkes şehir dışına evet, kaçıyor. Evet, herkes kaçmaya çalışıyor. O beni biraz üzüyor ya. Çünkü o zaman gerçek anlamını hissedemeden o günleri geçirmiş evet, oluyoruz gibi. Devir değişti biraz galiba. Herkesin evet. Böyle tatile mi ihtiyacı ama var? Ama sürdüren de sürdürüyor yani. Tabii ilk günü ziyaret edenler hala var. Evet. Yani ama... Evet. Herkes bir tatile kaçma derdinde oluyor. Nisan seni çok iyi gördüm. Ya. Çok kalpten söylüyorum. Ya çok, çok. Teşekkür ederim. Ya her zaman çok tatlıydın. Seni her zaman çok severdim. Ben de ama, seni. Ama böyle zaman geçtikçe yaşadıkların hani bildiğim bilmediğim bilmiyorum hepsini ama. Seni o kadar güzel bir noktaya taşımış ki. Ya, böyle bir şey ederim. Bilgelik gelmiş üstüne. Biraz tecrübeyle yaşla insanları anlayarak. Çocuk büyüterek, sen üç tane büyüttün yani evet. Çocuk ama büyütmek herkes bile... acı tatlı bir şeyler yaşıyor da tabii herkes ki. Böyle bir pozitif çıkaramıyor onda. Pozitivizmin, olumlu olmanın, insanlara iyi gelmenin bana da iyi geldiğini hep görüyorum. Zaten spiritüalist biriyim hani o tarafımı da bilirsin. Herkese de öneririm biraz maneviyatı. Hayat o kadar hızlı akıyor ki işte... Hep bir şeylerle uğraşıyoruz, savaşıyoruz. Ya hastalıklar, ya pahalılık, ekonomi falan derken spiritüel tarafımızı, manevi tarafımızı unutuyoruz. Çocuk büyütürken de öyle yani zorluklarla uğraşıyoruz ama bir kendimizi, doğayı, bir hayatı dinlemek lazım. Yani kavgayla, gürültüyle geçmiyor. Bir tane hayatımız var ya. Ne olur ona dikkat edin arkadaşlar. Bir tane hayat verildi bize. Kendinize iyi bakın her şeyden önce. Yani yediğiniz, içtiğiniz her şey iyi olsun, iyi. İçinde ne yersek pis bir şey olmasın. Kimyasal bir şey yüzünüze sürdüğünüzün içinde doğa olsun. İnsanlarla konuşurken kalpten güzel, kalbinizin güzel tarafıyla. Bir şeye kızıyoruz, ben de kızıyorum. Kimlere tabii. Kızmıyorum ama... Geçecek, tamam sakin ol. Belki onun kötü günüydü. Yani hep böyle alttan da alamazsın elbette ama temiz bakmaya çalışalım şu hayata. Çünkü bir tane verildi. Bir daha verilmeyecek ki. Ve ne kadar olduğu da belli değil. Evet, herkesin kulağına küpe olsun bu yani, sözlerin. Inşallah. Çok çok değerli. Peki bir şey söyleyeceğim. Yani senin hayranların da merak ediyordur. Şimdi seni nelerde izleyeceğiz bu sezon? Ne projelerin var? Gaddar başladı. Gaddar'ın 4. bölümünde gireceğim. 2 bölüm oynadı. Başrollerinde Çağatay Ulusoy ile Sümeyye Erdoğan var. 4. bölümde Sümeyye'nin annesi olarak giriyorum. Bir de bir kabare çalışmaya başlıyoruz. İlk defa bu tarz bir iş yapacağım.
Gaddar'da ilk kez oynadığım bir dizi türü. Benim için değişiklik olacak. Kabare de o anlamda böyle küçük bir müzikal iş olacak. İki kişilik ama orkestramız var. Kiminle yapacaksın belli mi? O yakında biraz yani tanıdığım bir isim değil. Müzisyen ve müzik öğretmeni bir arkadaşım Cenk. Onunla ben oyuncu tarafı, o solist tarafı, müzisyen tarafını 10 tane farklı kadın oynayacağım. 11 mi acaba şeyde belki çıkacak inecek bilmiyorum rolleri. Aslında çok iddialı bir iş. İddialı yani bana bir de dediler ki sen de şarkı söyle. Oldu dedim yani arada sürekli çünkü kıyafet değiştireceğim, saç değiştireceğim. Bakalım o beni heyecanlandırıyor şimdi. Evet şimdi senin hayranların yani, da heyecanlandı sen bunu söyleyince. Zorlu da başlayacağız zannediyorum. Kendimize, oyunumuza, kabaremize uygun sahneler buldukça oynarız herhalde. Yurt dışına da gideriz diye düşünüyorum. İki kişilik olduğuna göre birçok uygun yer bulunabilir. Evet ama bir orkestramız olacak, bir kuartetimiz olacak. Yine bir 6-7 kişi oluruz diye düşünüyorum. Bakalım yeni yeni şekilleniyor. Harikasın. Olsun, güzel olsun inşallah. İnsanları mutlu etsin. Keyifli bir saat, bir buçuk saat geçirsinler. Evet, bu yani. Aktifliğin, pozitifliğin hep bu şekilde devam sağlığımız yerinde inşallah. Olduğu evet. Sürece hepimizin evet. Sağlık sevdiği önemli. Sevdiği işi yapması da çok önemli. Çok. Evet, mutlu. Aşığım yani. Mutlu. Aşığım dedi mesela. Ben de öyle diyorum hep. Bakın Nesli Hanım'a biraz kendimi gördüm. Aşığım diyor kozmetiğe, ürünlerime, yaptığım işe. Bu çok önemli. Oyunculuğa. Tabii ki de. İşte seven, işine aşık insan muhakkak başarılı olur. Sevmek çok önemli. Ben hiçbir gün çalışmış gibi olmuyorum. Sanki 5'te uyanmıyorum biliyor musunuz? Hiç benim bana hiç zor gelmiyor. O işime o kadar zevkle gidiyorum ki. Sevdiğin şey zor gelmez. Bu arada ben pazar günleri de erken uyanıyorum. Yani o erken uyanmayı babaannem hafızama kazanmış. Kızım erken kalk. Biz erken kalkardık. Köydeyken kapıları açardık. Bereket girerdi içeri. Hep buna inandırdı çok beni. Çok kaçta yatıyorsunuz? Ya en geç 10'da uyumuş olurum, 10.30'da uyumuş olurum. Erken uyumaya özen gösteriyorum kesinlikle. Rejiden arkadaşlarımız beni uyarıyor. Zaman böyle yuvarlanıp geçti, sohbet güzel bitti olunca mi? Öyle oluyor. Daha bitmedi ama az kaldı. O yüzden şimdi ne kadar hızlı geçti. Bir şey istiyorum mutlaka, bir tüyo istiyorum. Böyle hızlı bir detoks tarifi değil mi? Biz de not alırız, aklımızda elbette. Kalır, hepimizin işine yarar. Tabii. Bir tarif yani. Kolay. Tarif. Yani işte... Yapabildiğiniz şöyle, kadar biz kapacağız bilgileri. Yapalım. Hem toksinleri atalım hem de metabolizmayı hızlandıralım Deniz Hanım. Yani kilo vermeye de yardımcı evet, olacak bir toksin şey. Toksin atmak ne demek? Şimdi biz hem kilo vermek istediğimizde hem de aynı zamanda günlük yaşamımızda kabızlıktan bahsettim ya. Evet. Bu kabızlıkta bir sürü toksin madde birikiyor bağırsaklarımızda. Olaya bağırsaklardan başlamak istiyorum. Bağırsaklar iyiyse serotonin salgıladı. Ya bağırsaklar, ikinci beynimiz diyoruz kesinlikle. Zaten. Aynen. Bağırsaklarımız bizim çok önemli. Hep mesela tariflerime bağırsak derim ben. O zaman hem metabolizmi hızlandırırım hem de toksin atalım. Hı. Öncelikle ben bu tarifim detoksu yapmak istiyorum. Hanımlar çok sever bunu. Tabii erkekler de yapabilir. Hem tarifi basit. Şöyle 1 litre suya sıcak su koyalım. Kaynatabiliriz ama kaynatmak istemiyorsak geceden hazırlarız sabah içeriz. Şöyle 1 litre sıcak suyun içine öncelikle baş parmak büyüklüğümüzde taze zencefili rendeleyelim. Neden zencefil? Özellikle bel bölgesi yağlarını inceltmede anti-inflamatuar etkisi oldukça fazla ve yağ yakıcı özelliği var. Taze ben zencefile diyorum ki yağ yakma modunu açmak istiyorsanız zencefil tüketeceksiniz. Hmm, ve kışın, her zaman dolabımda. Kışın hasta zencefil. Da etmez harika. Sonra içine bunun özellikle karanfil ekliyorum. Hem karanfil toksik maddelerin atılmasında ve ağız kokusunda oldukça etkili ve iştahı baskılar. 5 tane karanfil attım. Baş parmak büyüklüğünde zencefili rendeledim. Yarım limonun suyunu sıktım. Eğer tansiyonum düşük diyorlarsa sirke kullansınlar. Doğal sirke. Çünkü kadınlar biraz hipotansif. Evet. Bende de vardır. Hipotansif. Limon düşürebilir. Evet. Limon düşürüyorsa sirke koyulabilir. 1-2 yemek kaşığı. Daha sonra aynı zamanda içine bunun biraz maydanoz ekleyebiliriz. Maydanoz olabilir. Ya da duruma göre mesela ben bu tarifimde özellikle chia tohumu kullandım. Chia tohumu neden kullandım? Chia tohumu biz, tam senliktir. Evet. Tabii. İç duş. Şişer. Ve o bizim iç duş. Bağırsaklarımıza duş aldırır. Omega 3'tür. Ve günlük lif ihtiyacımızın 1/3'ünü karşılar. Tatlı olarak da hani içi... Evet. Çok güzel ondan pudingler yapılır. Evet, hiç una, şekere gerek vardır. Yok. Daha sonra elma kabuğu kullanıyorum. Ama burada dedik ki biraz kurtlu elma. Bazen elmaları görürüz böyle pasparlak bellidir ilaçta olduğu. Böyle hatta tırnağınızla biraz kızdığınızda o belli olur. Oradan etrafına ilaçlar çıkar. Parlatılmıştır onlar. Görüyor musun hurmalar ya? Da çok tabii. Parlak mesela.
Kesinlikle. Bir hurmanın gerçeği daha kurumsudur, daha parlaksımsı değildir. Hı-hı. Çok önemli. O yüzden biraz akıllı alıcı olmalıyız, bilinçli alıcı olmalıyız, akıllı beslenmeliyiz. Benim Nazilli'de bir çiftliğim var tanıdık, oradan alırım ben. Harikasınız. Sen lavantaları falan da bildiğin tarlalardan getirtiyorsun. Benim bir lavanta yağım var. Markamda yani kullanan diyor ki ben böyle bir lavanta yağı hiç görmedim. Nereden daha önce getirtiyorsun? Kırklareli'nde bir tarladan. Kırklareli'nden evet, Kırklareli'nden. Uykuyu da getirir lavanta. Güzel. Lavanta, uyku sorunu çekenler yastığına yani koysun. Herkesin çok evinde o lavanta yağı. Yastığa getirin mesela, uykusuzluk çok büyük bir sorun. Uykusuzluk da kanseri tetikliyor aslında. Tabii. İyi uyumak lazım. Ay büyük şıklık. Çok teşekkür ediyoruz. Böyle de tatlı bir ekibimiz var bizim. Ay çok güzelmiş. Uğurlu olsun dedik diye böyle nazar boncuklu bir pasta. Evet. Hadi hepiniz güzel bir dilek tutun. Hadi bakalım. Evet. Evet ben de herkes için hani hayatta dünyada ne acı olaylar olursa olsun böyle dinginlikle dolu, inadına gülümseyerek, evet, hayata sarılarak güzel bir pazar günü diliyorum ben. İnşallah. Seyircilerimize. Gönlümüzden geçen her şey kabul olsun. Pazar günleri dingin olsun, şifalı olsun ki haftaya da güzel başlasınlar. Ondan sonrası da hep öyle gitsin inşallah. Evet. En son elma kabuğunu da ekleyelim mi Deniz Hanım? Hadi onu da yazalım. Bir elmanın kabuğunu da ekleyelim, içine atalım. Bir elma. Evet, bir elmanın kabuğunu da böyle ekliyoruz güzelce. Tamam. Daha sonra üzerine sıcak su ekliyoruz geceden ya da bunu sabah hazırlıyoruz. 5 dakika kaynatıyoruz ve tüm güne yayarak içiyoruz. Hem metabolizma hızlandıracak hem toksinler atacak. Hoca hep çok soracak ne zaman içeceğiz diye. Gün boyuna yayarak. Gün boyunca aklımıza sabah, geldikçe. Sabah, öğlen, akşam içebiliriz. Bunu büyükçe hazırlayacağız. Tatlı isteğini de bastırır bu. Çok güzel. Bu. Çünkü elma kabuğu pektin. Hem lif var hem de aynı zamanda tatlı isteğini de bastırır. Harikasınız. Aspirya da kullanıyorum ben zaman zaman. Keten tohumu, aspirya, zeytinyağı, hindistan cevizi yağı. Çörek otu. Hepsi şifa. Evet. Aynen öyle. Demin sen gelmeden çörek otundan bahsettik. Hmm. O da hem antioksidan değil mi? Evet. Hem antikanserojen falan filan. Zayıflamak bir etki oldukça fazla. İşte dediğin gibi Neslihan'cığım her şeyin şifası doğada. Aynen öyle. Evet. Sen de bir başka yönüyle aslında insanlara o şifayı getiriyorsun. Elbette. Siz de diyetisyen olarak o şifayı insanlara ulaştırıyorsunuz. Çok keyif aldım. Ben de bu programın moderatörü olarak insanlara ulaştırmaya çalışıyorum. Siz olmasanız bunları konuşabilir miydik Deniz Hanım? İyi ki programımız hayırlısı olsun. Olsun. Çok, çok güzel. Hayırlı hadi hep birlikte olsun. Üfleyelim. Seyircilerimize de haftaya cumartesi pazar yeniden bir arada olmak ümidiyle hoşça kalın diyelim. Dilek tutun hepiniz. Mumu da üfleyin. Güzel dilek haftalarınız tutun. Olsun. Hadi bakalım 1-2-3.